Dostlar, efendim hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir hafta, güzel bir gün diliyorum. Haftamızın ilk günü pazartesimiz ve Miladın Mutfağı pazartesiyle haftaya başlıyor efendim. Bugün çok değerli bir konuğum var. Konuğum, daha önce de konuğumuz olmuştu. Sohbet etmiştik, böyle Avrupa'yı konuşmuştuk. Din ve İslam ve Avrupa'yı konuşmuştuk değerli hocamla. Sait Saylan hocam, bugün de 10 yıldan fazla görev yaptığı Ukrayna'yı, şu anda Rus saldırısı altında olan, Rus işgali altında olan Ukrayna'yı konuşacağız. Oradaki İslam'ı konuşacağız ve hocamla oranın kültürü hakkında Ukrayna insanını konuşacağız değerli hocam. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın hocam? Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Berhudar olun, Allah size de sağlık versin. Amin cümlemize, sayın hocam. Hocam bu arada bir yıldan fazla oldu değil mi programımıza geleli? Epey oldu. Her gelişinizde daha gençleşmiş görüyoruz sizi. Hocam o sizin güzel görüşünüzdür. Eyvallah, eyvallah. Yok, sizi gayet bir davet etmem lazım yani. İnşallah. Gayet iyi gördük sizi. Allah sağlık, sıhhat versin. Efendim dönüyorum hemen müsaadenizle hocam. Şöyle yemeğe yönelelim değil mi? Tabii, tabii. Sezai Şef'ime dönüyorum. Sezai Şef'im. Evet, bir hafta başı. İyi haftalar. Evet. İyi haftalar diyelim. İnşallah hayırlara olur. Üç ayların içerisindeyiz. Malum. Artık üç haftamız kaldı zaten. Ramazan'a da üç hafta kaldı. Aynen. Hayırlısıyla inşallah. Bugün ne yapacağız peki? Filmlerimizi bir hatırlatalım. Hatırlatalım değil, söyleyelim daha doğrusu. Gelin, evet, daha yeni başlıyor. Bir kaşarlı et sotemiz var. O, bunu anlayamadım. Yani kaşarlı et sote. Kaşarlı et sotemiz ben var. Ben şunu söyledim. Şimdi sacdan mı desem, tavadan mı desem. Şimdi tavada yapacağız. Sonra sacda dökeceğiz. O yüzden orada biraz takıldım. Bir de yanına güzel bir şey yeri kuskus pilavımız pazartesi var. Pazartesi günleri öyle oluyor biraz değil mi? İnsan sanki yeni işe başlamış gibi oluyor. İlk kez oluyor. İki gün oraya giriyor ya. Yani. Doğru. Biraz alışkanlık oluyor bir, galiba. Kaşarlı et sotemiz var. Kaşarlı sote. Bir de şehriyeli kuskus pilav. Şehriyeli kuskus pilavı. Evet. Bir nevi bulgur pilavının bir farkı. Makarnası. Makarnası. Makarnası evet. Değil mi? Yani kuskus makarna türü aslında. Eyvallah. Tadı biraz farklı da olsa makarna grubuna giriyor aslında. Eyvallah. Efendim şimdi dilerseniz malzemelerimizi görelim. Zannediyorum Nazlı mı okuyacak? Bir dakikaya burada. Şöyle malzemelerimiz gelsin. Nazlı okuyacak mı? Neyse ekranda görüyorlar zaten izleyenlerimiz okumasa dahi. Kaşarlı et sotemizin malzemeleri. Siz okuyamıyorsanız ben okuyabilirim buradan. Yok yok. Yani uzağa görebilirim. Ha, gel kızımız. Evet ben okuyayım o zaman. Hemen. Tamam, geldik Nazlı kızımız. Evet. Nazlı bugün görevini unutmuş herhalde. Hemen ben okuyorum efendim. Müsaadeniz olur ise. Kaşarlı et sotemizin malzemeleri. 400 gram dana etimiz var efendim. 300 gram sivri biber, 1 adet kırmızı kapya biber, 400 gram domates, 1 baş soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 200 gram kadar kaşar peyniri, kekik ve tuz. Bir diğer menümüz şehriyeli kuskus pilavı. Hemen onun da malzemeleri gelsin. Şehriyeli kuskus pilavımızın malzemeleri 2 su bardağı kuskus, 1 çay bardağı şehriye, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1/2 yani yarım demet dereotu ve tuz kullanacak Sezai Şef'im bu iki menümüzde. Evet şefim, etin hazır, etle başlayacağız. Etle başlayacağız, bir de bu tür yemeklere... Güzel bir ete benziyor. Etin mükemmel bir şey, böyle pembemsi. Yani... Aydın Kasabı, Veysel. Hakikaten bu işi bilen bir insan. Bizi de hiçbir zaman biliyorsunuz. Evet. Sponsorumuz efendim etlerimizi Aydın Kasabı'ndan temin ediyoruz. Ekranımıza da yakışıyor. Midemize de yakışıyor. Ya ben daha önce biliyorsunuz Aydın Kasabı'yla çok çalıştım. Uzun yıllar çalıştım. Döneri de hep ondan aldım. Döner etini, ızgara etini, bu tür sülü yemeği de hep ondan alışveriş ettim. Yani bugüne kadar hiç en ufak bir hata görmedim. Doğru. Gerçekten. İşi bilen bir kız. Ya işi hem çekirdekten yetişmiş. Hem sanatkar hem esnaf. Doğru. Yani bu ikisinin bir arada olması lazım. Bir de kasaplar çarşısının yani eski kapalı çarşısının. Kapalı çarşısı. Gülü. Evet. Efendim buradan da selamlarımızı. Çok da sevilen bir arkadaşımız. Evet, doğru. Bu tür yemeklere bir de şey söylemek gerekiyor mu bilmiyorum. Yani Arnavutlar sürekli kullanıyoruz yani. Evet, arada Arnavutlarımız gerek yok. Da var. Şöyle doğranmış. Onu söylemek gerek yok. Ben şimdi etle başlayacağım. Hı-hı. Tavada yapacağım.
Tavada piştikten sonra saca döküp ondan sonra üstüne kaşar dökeceğiz. Böyle o sacı bir cızıltısını döyeceğiz yani. Eyvallah. Peki. Kolay gelsin sana. Pilav da sonra kuskusu. Tabii pilav üstü birinci bölümün sonuna doğru artık yaparız. Döneriz konuşuruz zaten. Tabii ki. Değerli hocama dönüyorum efendim. Malum Ukrayna. Gerçekten Rus zaliminin elinde şu anda. Yani onların işgali altında. Şimdi elbette ki biz Türkiye şu anda tarafsız olsak dahi, görünsek dahi, bir taraf olsak olmasak dahi ama yine de Ukrayna, zalimin yanındayız. İslam da bize bunu emrediyor değil mi? Mazlumun yanındayız, zalimin yanında elbette olamayız. Evet. Şu anda haksız yere bir saldırı altında, bir hata yaptım kusura bakmayın. Zalim dedik, mazlumun yanında olmak mecburiyetindeyiz Sait Hocam, doğru mu? Çok doğru ve bize de yakışan budur. قُولُ الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ Biz vaiz imam olduğumuz için yine bir ayet-i kerimeden başlayalım. Tabii ki hocam. Doğruyu söyleyin. Ben hocam senin ünvanını da söylemedim. Estağfurullah. Hocam hem imamlık yaptı Ukrayna'da, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından görevli, hem de hatip kendisi efendim. Yani Ukrayna'da bulunma sebebi de görev icabıydı. Görev icabı. Orada 10 yıldan fazla Ukrayna'da görev yaptı ve Avrupa'nın birçok ülkesi ve şehrinde görev yaptı. Evet. Buyurun hocam. Evet. Doğruyu söylemek lazım. Doğru söylemeyen bir insan Allah'ın yanında da vaballa kalır. Biz onun için doğrunun yanındayız aslında. Çünkü egri bir cedvelden doğru bir çizgi çıkmaz. Çıkmaz. Mümkün değil. Onun için daima mazlumdan yanayız, daima mazlumları da savunuyoruz. Çünkü mazlumların duasından korkuyoruz. Kesinlikle. Şeddad İbni Ad'ın cenneti bir mazlumun, bir yetimin duasından, bedduasından dolayı yerle yeksan oldu. Evet hocam. Şimdi bütün mazlumların gerçekten şu anda yeryüzünde, eğer onların bedduaları kabul olsa, bu zulüm yapanların halini ileride seyredeceksiniz. Bunlara da kalmaz. Şimdi burada bir ufak hikaye söyleyeyim. Bülbül güzel güzel ötüyor bahçede. Yılan bülbülü yutmak istiyor. Evet. Yılan böyle, hani yılan çok şey bir avcı, sinsi bir avcı. Kesinlikle. Bülbül güzel ötüyor. Fakat yılan dolanmış yani ağaca böyle bülbüle yanaşıyor ve bülbülü yakaladı, yuttu. Bülbülü yutunca bahçıvan gördü bunu, yılanı öldürdü. Evet hocam. Yılanı öldürdü. Yılan öldükten sonra ve bu manevi bir lisanla hani bülbüle kalmadı, yılana da kalmadı. Bu sefer bahçıvana de sana da kalmaz. Bahçıvan bir gün bir yanlışlık yaptı. Bahçede bir şeyler kesti. Padişah geldi, ne yapıyorsun dedi. Ne ettin bunu ya? Evet. İşte yanlış, eski padişahlar hani astı kastı, kesti kesti. Vurun kellesini, gitti. Kellesini vurdu onun da. Ona da kalmadı. Ona da padişahım sana da kalmaz. Padişah'a, senden büyük Allah var. Ya. Evet, değil mi hocam? Saddam Hüseyin merhum yani kötü bir insan mıydı? Yani o da yani kesti astı ama sonradan padişaha da kalmadı. Padişahı da başka bir padişah geldi istila etti. Şimdi bugün bu Rus'a da kalmaz. Kesinlikle. Putin'e de kalmaz bu ama biz dediğiniz gibi tarafsızlığımızı hiçbir zaman yani politik anlamda elbette ki tarafsız kalmak durumundayız. Tabii. Öyle düşünüyorum ben. Evet, yani bu benim yorumum tabii. Şimdi asas kurdun içi ne ağacın kurdu ağacın içinden olmazsa o ağaç devrilmez. Ağacın yani kurdu ağacın içindendir. Ukrayna hemen hemen yarısı Rus. Ama yarısı da kendiler. Evet. Ve o bakımdan o Rusların içindeki ihanati olmazsa bu kadara da yapamazlar. Çok güzel direndiler. Ben, hocam geçtiğimiz gün, sözünüzü kesiyorum, balla kesiyorum, kusura da bakmayın. Görüşmeler yapılıyordu biliyorsunuz, uzlaşma görüşmeleri, barış görüşmeleri adı altında. Hatta Ukrayna grubundan bir tanesi Rus ajanı çıktı. Ya, onu da vurdular.
Evet. Yani kime artık o kadar içli dışlı olmuş bir iki devlet ki aslında. Biliyorsunuz Rusya'dan demir perde, Sovyet'ten bölünme, tamam. Ukrayna'da bir ülke. Tamam. KGB o kadar içlerinde ki. Şimdi zor olan da o. Ayırt edemiyorlar. İşte o ayırt edemiyor. Onun için ağacın kurduğu. Evet, içine uyuyor. İçinde, içini uyuyor. Ve gerçekten de ben mesela ta Kravçuk döneminden de oraya gidiyorum. İlk önce Kırım'a gönüllü gittim ben. Kırım'a gönüllü gittiğimizde 73'lerdi. Pardon, 93. Evet. Pardon, 93. 93 senesinde ben oraya gidince Leonid Kravçuk başındaydı orada. Evet hocam. Sonra Kravçuk'tan sonra Kuçma'ya geçti. Kuşma'da ben bu sefer Danisk'e görevli olarak gittim 2001'de. Kuşma'dan sonra bu kaçkın olan Yanukovic'in eline geçti. Viktor Yanukovic. Yani ben bunları böyle canlı gördüm orada görev yaparken. Zaman zaman bunlar bizim oraya ziyaretlerimize gelince biz de cübbemizle, sarığımızla bir taraftan onların dini adamları, papazlar, bir taraftan biz de... Sizler ağırlıyordunuz. Karşılıyorduk. Tabii. Onlar da bize çok hürmet ediyorlardı. Hocam peki bize İslam'a bakışları açtı. Bir Hristiyan ülkenin niyetinde. Evet. Peki İslam'a bakışları nasıl Ukrayna'nın? İslam'a bakışları gerçekten iyidir. Eskiden biraz sertlik vardı. Sonra Müslümanlar biraz da güzel davranınca onların... İçine girdikten sonra hani baktılar ki şimdi hakiki Müslümandan pek zarar gelmiyor. Görüyorlar. Bakışlarını değiştirdiler. Eyvallah. Şimdi hocam şundan da bahsetmek lazım. Orada yaşayan Türk ırklar var. Ukrayna topraklarında yaşayan. Tabii. Gagavuzlar var. Tabii. Kırım Türkleri var. Evet. Tatarlar var bildiğim kadarıyla. Evet. Değil mi? Çok. Bunlarla siz tabii ki birlikte yaşadınız. Kazan Tatarları var. Kazan Tatarları var. Ben en çok onlarla evet. Tataristan'dan gelen yani o şeyle Çeçenler var. Çeçenler var. Evet, evet doğru. Ben 5 ırktan cemaatim vardı. 5 ırkı en oluşturan beş. Cemaat vardı. Evet. Peki hocam mesela Ukrayna'dan Ukraynalı Müslüman olmuş bir topluluk var mı? Çok. Çok fazla. O kadar Müslüman olanlar var ki benim bir gün 8 kişi birden Müslümanlığı kabul etti. Bunlar ta Slavanski'den geliyordu. Slavanski benim oradan tam 100 kilometre hatta biraz daha fazla 100 küsür. Evet. İnan ki ceplerinde onların poiz diyorlar trenle geliyorlardı. Ceplerinde harçlıkları yoktu. Bilet paralarını da biz temin ederdik. Eyvallah. Bizim şeyimiz gelip ibadetlerini yapsınlar diye değil mi? İbadeti yapsınlar, yardımcı oluyorduk. Bir günde 8 kişi birden Müslüman oldu ve biz bu ihtida belgelerini pek açıklamazdık. Bu devletler arasında öyle biraz da şey tutuluyor. Yine de açıklamıyor. Politik, evet. Evet. Veren el, alan el veren eli bilmemeli. Bine, veren el de alan bine bilmemeli. Yakın sadece bu... İyi dedim değil mi? Tekerleme gibi oldu. Evet buyurun hocam. Çok güzel. Çok güzel söylüyorsunuz. Allah şimdi Allah. Sayın hocam, elbette ki hemen yanı başımızda olan bir savaş. İster istemez bizi etkiliyor. İşte geçtiğimiz gün bir dedikodu çıktı malumunuz. Ayçiçek yağı, ayçiçek yağını oradan karşılıyormuşuz, benim haberim yok. Yani oradan da gelen bir ayçiçek rezervi varmış Türkiye'ye. Ama oradaki savaş Türkiye'deki... Ayçiçeği bizim mutfağımıza kadar etkileyebilecek kadar yakınız. Doğru mu? Yani evet aynı dindaş olmayabiliriz ama aynı ırktan olmayabiliriz Ukraynalılarla. Ama bir küresel dünyada yaşıyoruz ve ister istemez bizi etkiliyor. Doğru mu? Sizin de mesela siz de 11-12 yıl belki orada kaldınız. Daha fazla. Tam daha fazladır aynı, belki de. Aynı. Şimdi orada edinilmiş dostluklar var. Değil mi? Evet. Arkadaşlıklar var. Evet. Sizin de bir gözünüz, kulağınız ben eminim Ukrayna'da. Evet. İnan ki öyle. Bazı gecelerde uykumuz kaçtı doğru dürüst. Sadece orada değil, Suriye'de de böyle oldu. Irak'ta da böyle oldu. Onları görünce ufak ruh zarurat içerisinde çoğu daha sabi çocuklar, süt çocukları daha kucağında artık ses geliyor. O sesten dolayı birçokları zaten rahatsız oluyor. Allah muhafaza buyursun. Hiçbir zaman savaş iyi olmaz. Barışın en kötüsü
savaştan iyidir. Doğru. Barışın en kötüsü. En son çare. En son çare, evet. Savaş olunmalı ki hiç tasvip etmiyoruz. Mutlaka barışılmalı. Eğer barışmazlarsa gerçekten yani orada nihayet bunların niyetini bilmiyoruz. Şimdi aslında savaşı yapan insanların en büyük zafer anahtarı onların karşıdakinin niyetini bilmek. Halen bunların niyeti bilinmiyor. Belli değil değil mi? Belli değildir. Görünür de sadece evet. Ukrayna'nın NATO'ya girme teşebbüsü ve karşı gelinme var. Sebep o. Ama görünen bu. Evet, görünen altta bu. Altta yatan evet. Kim bilir ne problemler evet. Çok, var, ne şeyler var. Çok, çok vahim neticeler doğabilir. Dedim ya demin misal verdim, padişaha da kalmaz. Bu iş böyle devam etmez. Bu adam deneyimlidir. Bu çoktan yani bu şey karşısındaki Zelenski biraz gençtir ama çok sağlam bir çocuktur. Aslan anası Yahudi, Yahudi asıllıdır kendisi biliyorum. Çünkü çok tiyatrosunu seyrediyordum. Çok sevilen de bir çocuk. Herkes de onu seviyor. Onun için seçti. Evveliyatından tanıyor musunuz? Evveliyatını da tanıyorum. Ben daha hiç bu şey olmadan evvel orada ben hep seyrediyordum yani. Seyrediyordunuz. Çok tiyatroya merak var yani. Çok merakım var yani. Şeye. Şimdi hocam elbette bir savaş var yani başımızda. Ve bunun bitmesini bekliyoruz inşallah. Acaba dert dava. Putin'in yine eski Sovyet devletlerini bir araya getirme hevesi olabilir mi? Zaten çoğu niyeti odur diyor. Çoğu bu şekilde konuşmacıları da ben seyrediyorum. Yani oradan herhangi şu anda bir şeyler görmüyorum. Fakat onun aslında bize de biraz özendi. Yani hani Türkiye biraz toparlandı ya. Evet. Bir de kendisi... O eski havayı okuyor. Çünkü o KGB'den yetişti. Yani o 7-8 yaşlarında müracaat etmiş, muvaffak olmamış. Sonra 15-16 yaşlarından bu yani bu işin içindedir. Gerçekten de çok iyi biliyor, çok iyi insanların yanında yani onlara göre yetişti. Ta Gorbaçov'un dönemine kadar da Gorbaçov'un yardımcısı oldu şu bu. Bu iyi biliyor Ukrayna'yı. Tabii şimdi diğer Sovyet zaman, ülkeleri yani Rus ülkeleri diyelim. Evet. Bir tarafa eski Sovyet ülkeleri bir tarafa. Evet. Ukrayna bir tarafa diyor. Tabii. Yani Ukrayna bizim için Belarus ve Ukrayna farklı bir yere sahip. Aynen. Yani bir aynen. Yazıyı okudum da oradan. Aynen. Yok aynen. Aynen. Ukrayna'yı gözden çıkamıyor. Yani NATO'ya kaptırmak istemiyor gibi bir izlenim evet. Var. Demin güzel değindiniz. Şimdi Baklagil mesela un çok şey yani orada fisebilinde. Verimli topraklar dediniz hocam. Çok, yolda gelirken beraber geldik efendim bu arada değerli verimli, hocam Said Hocam'la. Biraz da sohbet etme fırsatı bulduk kendisiyle. Gerçekten çok verimli topraklara sahip olduğunu çok Ukrayna'nın söylüyor. Çok verimli. İnsanlar orada yani 100 dolarla rahatlıkla geçinebiliyorlar. Nitekim ben de orada, maaşları da o kadarmış herhalde. Ben orada maaşları o kadar. 100 dolarla orada geçinebiliyorlardı. Çünkü her şey ama her şey ucuz. Evet her şey ucuz. Yani ucuz olmazsa zaten sen etin kilosu burada 100 lira alıyorsun yani. Etin evet. Kilosu orada 20 lira. 10 lira 20 lira. Evet, 20 doğru. Lira. Evet. Bir de hocam biraz da kültürden bahsedelim isterim. Yani yere, güzel yere değindiniz. Evet. Evet. Ucuzluk dedik. Biz bu aralar pahalılık çekiyoruz çünkü ülke olarak. Evet. Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Evet biz savaş yaşamıyoruz ama. Böyle zor bir ekonomik süreçten ülke olarak geçmek durumundayız. Şimdi hocam, tabii 10 küsür yıl diyoruz. Evet. Ukrayna'da yaşamak, yani biraz da gurbet demek lazım sizin için, gurbette yaşamak demek. Peki o yemekleri tadabildiniz mi? Yemek kültürü çünkü bizim damak zevkimize uyan bir şey değil çok. malum arkadaşlar giden arkadaşlar çok zorlandıklarını söylüyor. Evet, evet malum ağrınızdır. Biz hocalar sadece yemek yiyoruz, yemek yapmasını. Yemeği de seversiniz değil mi hocam? çok çok.
çok, valla. Çok Allah, güzel. Allah rahmet eylesin. Bedir Hoca aklıma geldi. Bedir Hocam. Bedir misiniz bilmiyorum. Gerçekten Halil Hocam yani, evet, Allah evet, mekanlarını cennet etsin. Hem nüktedanlardı, hem yemeği severlerdi, evet, sohbet, yemek sohbetlerini severlerdi. Biz tabii oranın etini kim kesiyor, kim hazırlıyor, onu kendimiz kesip yani orada. Çünkü hayvanlar bol, Allah-u Teala vermişti. Bizim de camide böyle bir imkanımız vardı. Biz onu böyle kendimiz kesip, kendimiz, hatta orada Müslümanlar da bir araya gelir dağıtırlardı. Orada kasapların çoğu da yine bizim Azerbaycanlılardır. Onlar da Müslümanlar, onların kestiklerini yerdik de yalnız yanı başında da domuz satıyorlar. Şimdi domuzla o şeyi, o bıçak hem oraya vuruluyor hem biz öyle onun için aldık. Şimdi ben de onu konuşmak isterim. Evet. Restoran var. Şimdi Avrupa'da da varmış hocam. Avrupa, Ukrayna'da bir Avrupa ülkesi de. Evet. Şöyle izah ediyorlar. Yani diyorlar restorana gidiyoruz, hem domuz var hem dana eti var. Biz dana etini istiyoruz tabii Müslüman olarak, ama aynı tencerede pişen, evet, anlatabildim mi? Evet. Çünkü restorancılığı da az çok biliyoruz. Çok yıkama fırsatı olmayacaktır. Yani mesela o yağ döküyor, yemeği veriyor, ondan sonra dana etini aynı tavaya koyup pişiriyor. Evet. Restorancılıkta bu böyledir. Aynen, aynen. Şimdi öyle. Bu nasıl bir tezat? Evet, bu... dinen de insan elbette ki burada şüpheye düşüyor. Evet, dine bir şüpheye düşüyor. Bizim burada tanıdığımız lokantalar vardı. Restoranlar gerçekten orada bol. Çok güzel. Hatta yani hemen hemen restoranların çoğu bizim Azerbaycanlılarındı. Tabii Türk restoranları da var. Türk restoranı da var ama en çok Azerbaycanlı. Fakat onlar da orada yetiştikleri için biraz da böyle ince yani eğirmiyorlardı. Biz de onları tembellerdik. Böyle bir davetimiz olduğu zaman bize ayrıyeten bir hazırlık yaparlardı. Yani biz öyle, ama bu imkanımız olan yerde. Demin çok güzel bir soru sordunuz. Öyle bir yere gidiyorsa böyle bir imkanın yok. Orada da işte o ayırt edebilecek şekilde karnını doyurabilirsin. Yani başka bir çaren de yok yani. Eyvallah. Peki hocam, onların yemeklerini tattınız mı hiç? Evet. Domuz eti olmayan. Yok. Yemeklerini, tabii yemeklerini yani nasıl? öyle fazla da değil onların, çünkü nasıl olsa bizim Müslümanlarla, Tatarlarla beraber aynı şeyleri. Ben en çok onların sevdiğim şeylerden bu patates ezmesi vardı, onu ben çok salatası severim. Var herhalde. Patates salatası yapıyorlar. Değil mi? Evet. Onu bir iki türlü yapıyorlar. Biri böyle kaynatıyorlar veya sobada yani onu közlüyorlar. Sözlüyorlar. Böyle güzel, böyle şey gibi oluyor. Aynı harmur gibi oluyor. Hmm. O kadar püre gibi. Aynı harmur gibi oluyor böyle. O kadar yani güzel. Bütün restoranlarda, otellerde dağılıyor. Bir de salatası var, yapılıyor. Bunların öyle başka pek yeri yemek kültürü çok, bizim gibi. Çok fazla bir yemek kültürlerinin olmadığını biliyorum. Yok, yoktur zaten. O kadar yok yani. Kendi evet, kendilerine bir şeyler yapıyorlar. Hanımları da o kadar becerikli değil onların, öyle yapamıyorlar. Evet. Dışarıda çalışıyorlar. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Evet. Ukraynalı hanımlar. Evet. Şimdi Sayın Hocam, elbette ki orada dedik ya, dostluklar edindiniz muhakkak, evet, Ukraynalılarla. Bizim Türk Çerkezlerimiz, Gagavuzlarımız, Kırgızlar, Kırım Türkleriyle de elbette ettiniz, ama bunun yanı sıra Ukraynalı, Rus asıllı insanlara da dostluklar edinilmiştir muhakkak, tabii, uzun yıllar kaldı. Peki uyum nasıl? Yani güven veren insanlar. İnan ki biraz o kültürden bahsetmek inan istiyorum. İnan ki onlar Türkleri çok seviyorlar. Evet. Hatta hani soy bakımından da bazıları diyor buradan 300-400 yıl evvel yine Türk soyundan geliyor diye. Onu tabii ben şey etmem. Ben bir tarihini bilemem. Tamam. Ben bir gün böyle bir olaya denk geldim. Yani iki kişi dövüşüyor. Yani evet, kültürleri. Yani karşıda biri artık dolmuş. Küfürler, özür dilerim. Basa basa geliyor. Küfür ediyor. Evet. Küfür ediyor. Muhtemelen alkollüdür. Çok çünkü demek ki bir şeysi var. Evet. Ama bakın buradaki kültür
çok şeyime, acayibime gitti yani. Bizde de keşke böyle bir kültür olsa diyorum. Temenni ediyorum. Şimdi o küfür eden adam küfür edeyi de geliyor. Karşıdaki adam da böyle hemen şu karşılığı veriyor. Spokojne diyor ya, onların dilini söylüyorum. Rusça. Ukraynaca öğrendiniz mi Rusçayı hocam? Yok, Ukraynaca Rusça öğrendim. Rusça öğrendiniz. Zaten Ukraynaca orada bizim bu Kürt lisanı gibi pek öğretilmiyor. Yani öyle pek sevmiyorlar. Evet. Şimdi spokojne diyor. Hemen karşıda bunu koyuyor. Yavaş ol diyor ya. Bak o küfür ediyor. En galis küfürlerle geliyor. Ama şunun karşı koyduğu şeyine bak yani. Bu aslında Müslümanlara düşman. Sakinleş diyor yani. Ya, yavaş ol diyor. Spokojne diyor. Ya rahat ol diyor. Yani biraz sessiz ol diyor. Nedir? Ne olmuş? Adam yanına gelince. Problemin nedir? Problemin nedir diyor. Adam yanına gelince yavaş o şişi yeniyor. Ve dövüş kavga orada bitiyor. Yani hemen konuşuyorlar, hocam, konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Siz uzun zamandır Türkiye'den uzaksınız. Bizde de ya var aynı şeyler yani. Ya, değil mi? Ya, biz ya, de sakinleştiririz ya yani. İnan ki ben çoğu oralarda kaldım ama şunu göreyim, sakinleşmiyor. Bak bizim burada bu kültür yok. Niye? Olmadı, kültür yok. İstanbul'da adam adamın önünden geçti, sen bana kol vurdun diye adamı çekti, vurdu. Maalesef. Ya, bizim bu inancımızla o kültürü bir araya getirmek lazım. Kesinlikle. Aslında. Ben kesinlikle onu demek istiyorum. Peki hocam, size Yozgat desem ne aklınıza gelir? Anlamadım. Nasıl? Yozgat desem. He, maşallah. Ne gelir aklınıza? Maşallah. Vallahi Yozgat dediği zaman ilk aklınıza geleni söyleyin ama. Yozgat'ın ya yani orada biraz mantısı hatırlamaya. Yemek olarak sormuyorum. Ya sevdikleriniz var mı orada? Vallahi var. Yozgat'ta benim akrabalar var sayılıyor. Eyvallah. Biz Yozgat'tan izliyoruz demiş. Ben torunun Merve. Büyük baba ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyoruz. Hayırlı programlar demiş torununuz. Sen Yozgat'ı torunların orada olduğunu unutmuşsun benim hocam. Zahid hocam. Benim torunum orada. Ben vallahi hiç aklıma gelmedi. Maşallah. Evet, maşallah. Sait Saydan'ın torunuyum. Üstteki mesaj okur musunuz? Çok canlı yayında demişler. Evet. Elbette okuruz. Evet. Ama vallahi keşke okumayaydım. Yani Sait hocam unutmuş sizleri. Vallahi. Yok, torunumu çok seviyorum. Eyvallah. Canımdan fazla seviyorum. Muhakkak. Hatta oraya verince de çok yani zorlandım yani. Nasip oldu, kadar oraya götürdü. Benim hanemim de çok hoş bir insandır. Onu Allah da uzun ömür versin. Buradan salamlıyorum. Eyvallah. Onu Hacı Kadırunları salamlıyorum. Eyvallah. Allah Yozgat'a selam olsun efendim. Evet. Değerli torunu bizde. Küçüktür herhalde yaşı, öyle mi? Tabii yok 20-22 yaşında. Allah bağışlasın diyelim. Allah razı olsun. Milat Bey kardeşim, sayın hocama sorar mısınız? Erkeklerin saç boyaması, vallahi ben de sakalımı boyuyorum. Evet. Kınayla o sünnettir diyebilirim. Aynen. O yüzden de yorum yapmayacağım bu konuya. Siz de Hıdır Sertkaya şey yapmış, cevabını, saygılar gönderiyorum. Cevabını vereyim. Evet. Bu tür şeyler peygamberin 10 tane sahabisi saçını boyamıştır. Hem de siyah boyayla. Hatta peygamberimiz Ebu Kuhafe Hazreti Ebu Bekir'in babasına İzheb ıgır şa'rik demiş. Git o saçını demiş değiştir. Yani çok beyazmış da. Evet. Hatta böyle bir şey. Fakat bu söz diyor ona söylenmiş. Ama birçok sahabiler Hazreti Talha, Hazreti Hüseyin bunlar da var bunun içinde. Saçlarını boyamışlar. Boyanın da burada iki tane sevabı var. Bir temizliktir. İkinci Yahudilere muhalefettir. Yahudiler hiç saçını boyamıyorlar. Böyle bir yer. Bazı hadislerde siyah boyaya karşı bazı kimse, alimler, peygamberin hadisi yok, onu öyle söylüyor. Eyvallah. Bazı alimler o siyah boyaya karşı çıkıyorlar. Ama dediğiniz gibi ben de iki kına karıştırıyorum. Ben kınayla saçımı yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani. Kuvancılardan Saylan ailesi adına babama teşekkür ederim demiş. Allah eksikliğini göstermesin. Kızım buradadır. Ben de salamlıyorum. Eyvallah. Buradan kaç çocuk var hocam? 8 tane çocuğum var. Maşallah. Evet. Allah bağışlasın efendim. 4 kızım, 4 oğlum. Allah uzun ömürler versin. Size de, çocuklarınıza da Allah hayırlı Allah uzun Allah ömürler versin elbette. Şimdi hocam şeyden bahsettik ama, kültürden. Elbette ki farklı bir ülke. Farklı adetler. Farklı inanışlar. Değil mi? Evet. Ama 5 tane cemaatiniz vardı diyorsunuz. Evet. Bunlar Çerkezler, değil mi? Evet. Tatarlar. Evet.
gagavuzlar. Evet. Çeçenler. Söyledim Çeçen'i. Azerbaycanlılar. Akıska Türkleri. Akıska Türkleri, evet. Bizim Türkler, evet. Evet, bir de Türkler var. Evet. Türkler. Evet. Şimdi oradaki Türkler, bu yorum yapılıyor genelde. Evet. Genelde oraya gittiğinde sapıtıyor diyorlar, efendime söyleyeyim, yoldan çıkılıyor deniliyor. Böyle bir şey söz konusu mu? Yani kendi dinlerine, kendi kültürlerine sahip çıkabiliyor mu bizim Türkler burada? Vallahi burada sapıtan adam burada da sapıyor. Yani ben onlara kesinlikle. Bir şeyim. Ama yerinde var demek ki. Evet, yerinde var ama birçokları öyle değil. Türk milleti gittiği her yerde evet. Mutlaka bir cami yapar, bir cemaat kurar ve bir araya gelir. Kaç cami var Ukrayna'da? Bilginiz var mı? Ukrayna'da camiler hemen hemen her büyük şehirde hemen hemen camilerimiz bu sonunda yapıldı. Hı. Mesela şu anda Kiev'de 3-4 tane vardır. Evet. Donetsk'de 4 tane vardı, Arapların vardı, bizim vardı, başkalarının. Böyle yavaş yavaş yapılıyor. Ama şeyde, Kırım'da her köyde bir cami var. Kırım aynı bizim gibi. Hatta Elazığ camisi yapıldı orada. Evet. Yani öyle çok şeydir. O da Mustafa Bey'le de biz çok güzel görüşüyorduk. Kırım elbette ki Müslüman Türklerimiz. Evet, tabii. Ama Gagavuzlar aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gagavuz Hristiyan Türkler. Mesela onlar daha yakınlar, Gagavuzlar, Türklüğe çok hassetler, Türklere diyebiliyorum. Onu siz de yaşadınız mı bilmiyorum Gagavuzlarla. Bizim arkadaşlar mesela Moldova'da karşılaşmışlardı. Evet. Yaşamışlar hocam, çok canından bize sarıldılar diyor Gagavuzlar bize. Evet. Doğru mu bilmiyorum, siz daha iyi yorumlamışsınızdır. Evet, şimdi malumunuzdur, Gagavuz Türkleri... Hristiyanlaştı yani. Bu çok acı bir olay. Evet. Çoğu Hristiyanlaştı yani. Hiçbir yerde orada oldu. Macaristan'da da kısmen oldu bu gibi yerlerde. Evet. Yani bu bizi özüyor tabii. Çünkü Türkler gittiği her yerde mutlaka bir dini hizmeti yapmışlardır ve orada da kendilerini göstermişler. Bir araya da gelmişlerdir. Ve Türk milletinin kanında bu var, anasırında bu var. Gittiği her yerde mutlaka bir cemiyetçilik vardır ve burada da vardır. Fakat en az burada var diyebilirim. Yani bütün Avrupa ülkelerinden en az Ukrayna'da yine var. Çünkü bazı şehirlerde camimiz bile yoktur. Evet hocam. Evet. O bakımından gerçekten de acı olaylar da oluyor. Bazı Müslümanlar, her yerde Müslüman var orada. Cenazeleri olduğu zaman bir imam bulup da defin edemiyorlar. Ben zaman zaman 300 kilometre yolda gidip orada insan defin ediyorduk. Gittikten sonra da 300 tane insan var ama 3 tane insan bulup da cemaatle namaz kılamıyorum. Cenaze namazını kılmak için adam bulamıyorum ama hepsi de Müslüman. Gelmiyorlar. Müslüman bilmiyorlar. Müslüman oldukları halde mi bilmiyorlar? Bilmiyorlar. Yani şimdi şeye sen ne diyorsun? Azerbaycan'ı hepsi Müslüman. Muhakkak. Ama bilmiyor. Adam ne namaz biliyor, ne abdest biliyor, ne. İşte şimdi yavaş yavaş öğretiliyor. Orada da inşallah yavaş yavaş bu şekilde. Evet. Ya bu, tabii bir... Türkiye Diyaneti bu konuda sözüm balla kesin. İnançsızlaştırma çabaları vardı tabii. Sovyet dönemi. Yani onun etkisi hala devam ediyor diye düşünüyorum. Tabii. Türkiye Diyaneti... Allah razı olsun, Diyanetimiz bu konuda yani kavuşmayan yer kalmadı. Her yere kavuşuyor, her yere gidiyor. Ben hala İslam'ın sancaktarlığını evet. Türklerin yaptığına inanıyorum. Aynen. Yani bunun içerisinde Araplar da dahil. Türk'ün yeri İslamiyet'te bir farklıdır diye düşünüyorum. Her ne kadar Araplar bizi beğenmese, hep sırtımızdan da vurmuş olsalar dahi. İşte şimdi bakın. Ben bir şey söyleyeceğim ama kimse alınmasın buna. Yani bana kızabilirler de. Ukrayna bir Hristiyan ülke. Evet, içlerinde Türklerimiz var, Müslüman bir toplum var ama inanın hani o beğenmediğimiz kadınları var ya, farklı gördüğümüz kadınları Türk toplumu olarak ne kadar onurlular. Hiç bir Suriyelilerden daha onurlu. Bin kat. Yani ben bu şahsi düşüncemdir. Yok, bu beni bağlar. Ama ellerine silah aldılar, vatanları için çatışmaya giriyorlar. Evet. Yani bilmiyorum. Yani bu benim yorumum. Ama Suriyeli kaçtı geldi. Orada savaş olurken, evi bombalanırken Türkiye'de
nargile içiyordu sahillerimizde. Hatırlar mısınız geçtiğimiz yıllarda? Evet. Evet. Yani bir şey diyemiyorum artık. Yok ben... Adı Müslüman. Evet. Sözüm ona. Bu konuyu çok sağ ol hatırlattınız. Çok takdir ediyorum. Gerçekten oradaki yaşayan o insanlar Ukraynalı olup da böyle kanına, malına, namusuna vallahi çok düşkünler. Hiçbir zaman yani göz kırpmadan yani bunun karşılığını verirler. Hiç. Ben çok teşekkür ederim. Tabii siz bizlerden daha iyi tanıyorsunuz yani o toplumu. Şimdi, ne demek? Çok namuskar insanlar var. Siz bakma öyle dışarıdan bu şekilde konuşuyorlar. Haşa ben hiç yani bir kötülük orada inan ki ne şahit oldum ne de gördüm. Tabii bizim çevre başka bir çevreydi. Tabii biz cami, cemaat yani falan böyle din, diyanet. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Bizi seyredenler de vardır zaten. Ukrayna'daki yani Tatarlara da, oradaki Azerbaycanlılara da, hatta Azerbaycan'dan benim müfti arkadaşım şu anda Azerbaycan, o da seyrediyordur, iyi biliyorum. İnşallah. Buradan selam olsun. Buradan selam gönderiyorum. Azerbaycan'a. Ruslan Hazret, yani bizim müftümüzdi orada. Biz beraber o camide, Rinat Ahmedov'un yapmış olduğu o camide görev yaptık biz. Şektör Daniskin, yani şeyi var eyvallah, ya. Eyvallah. Abi, evet. Hocam, Kovancılar'daki kızımız... Kızınızdı değil mi orada? Evet kızımdı. Ellerinizden öpüyormuş. Teşekkür yazmış. Ederim. Ne Allah güzel evlatlar. Allah hayırlı Allah evlatlar olsun. Diyelim. Allah evet Allah efendim. Palu'dan Sait dayımıza selam. Hocam Yozgat, Kovancılar, Palu. Her yere bir kızımı gönderdin yoksa. dayımıza selamlar. Allah eksikliğini vermesin. Amin diyoruz. Teşekkür efendim. Ederim. Allah bizim için de değerli bir insan Sait Saydan hocam. Gerçekten. Selamun aleyküm demiş. Sizi Azerbaycan toprağından... Salamlıyoruz. Aynen olduğu gibi okuyorum. Evet. Çünkü çok seviyorum o aksanı, o ağzı, Azeri ağzını. Şimdi Miladın Mutfağı izliyoruz. Oradaki olan misafir Sayın Sait Saylan Mehmet Hoca'ya çoklu selam. Benim adım asas Mehmet Sait'tir. Burada eyvallah, ben koydum. Adaşız demek ki hocam. Evet, evet. Salam. Ben 10 sene onunla birlikte Ukrayna'da Donetsk şehri, camide çalıştık. Demiş. Demin söyledim müftüm. Evet. Yani bizim müftüm. Çok faydalı oldu onunla birlikte çalışmak. Evet. Çok hoş olmuş. Hocamı görünce çoktan görmedik. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Allah yeniden görüşmek nasip etsin. Allah'tan can sağlığı size arzularım demiş. Ben o zaman... Teşekkürler. Ruslan Hoca ve Sabine. Sabine evet. Eşim. Ben başta Sabine Hanım'a eyvallah. Ve Ruslan Müftü kardeşime buradan ve anamıza, soydaşlarımıza canı gönülden selam gönderiyorum. Selam diyorum. Eyvallah. Allah kendilerine sağlık versin. Zaten onlar çok da mutlu oldum ya. Onlar da bir şeyi geçirdiler değerli millet kardeşim. He. Hani büyük bir harp geçirdiler. Elbette. Yani ben Azerbaycan'ı gönülden kutluyorum. Elbette. Yani biz gerçekten bir milletiz ama iki devletiz. Gerçekten bir milletiz. Gerçekten öyle. Ben onların o harba başladığı gecede sabaha kadar ağladım ama 44. günde de şükür secdesini yaptım. Kendilerini kutluyorum. Eyvallah. Efendim evet. Burada televizyonumuzda da bir Azerbaycanlı, Azerbaycan nüfusuna kayıtlı Türk kardeşimiz. Bunu böyle söylemekte fayda var değil mi kızlar? Çünkü kızıyorlar. Biz de Türk. Biz Azerbaycanlı değiliz. Evet. Biz Azerbaycan'da Türküz. Evet, diyorlar. Aynen. Aynen de yani, doğrusu da o. Neydi bizim o bize çocuğun ismi? Elvin. Elvin diye bir kardeşimiz yalnız bizi kızdırıyor. Hocam niye kızdırıyor biliyor musun Elvin? Evet. Et yemiyor adam. Allah Allah. Vallahi bizim yemeklerimizi geliyor ya pilav varsa yiyor burada. Ya salata varsa yiyor. Buradan da böyle soydaşlarına, hemşerilerine şikayet edelim Elvin'i. Buyurun. Evet. Gerçekten de Azerbaycanımız yani canımız oldu. Zaten onlar aslında Türkler. Azerbaycan tabii, diye tabii, bir yer de tabii, yok. Tabii, tabii. Türkler. Tabii ki. Onun için adamlar zaten kabulleniyorlar da. İftihar da ediyorlar. Biz de onlarla iftihar ediyoruz. Biz de çok seviyoruz. Bir konu var. O konuda tabii biraz evet. Dini konu. O İran biraz onları bozuyor. İnşallah onlar bize taraf çok daha ağır gelirler. Kesin. İran biraz bozmaya çalışıyor. Ben buradan da dua ediyorum. Eyvallah. Dini biz de, şeyleri biz o konuya girmeyelim. Tabii. Soydaşız. Gerçi İran'ın %40'ı Azerbaycanlı.
Aynen. Türk. Zaten ondan korkuyorlar. Onun için baskı yapıyorlar. İran'ın en büyük korkusu, endişesi o. Elazığ'dan Yıldız ailesi. Hocam, seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Hayırlı programlar diliyoruz. Kızın. Memnun olsun. Evet, buradan. Evet, şöyle mesaja. Selamun aleyküm değerli hocam. Sait Saylan hocama selam eder. Ellerinden öperim. Mesudiye Camii'den öğrencisi Semih Temiz. Emeği çoktur. Vaizlerini özledik. Arap bakamının özledik. Kendisinden demiş. Rabbim sağlık, sıhhat versin. Ben çok teşekkür ederim. Sami kardeşimi vallahi ötüyorum. Şu gözlük ne güzel bir şeymiş. Farkında mısın sen? Ben bu arada öperim. Sürekli gözlük aldık. Göz doktorumuz yaşlandın dedi. Gözlük hem sürekli takman gerekiyor dedi. Ben buradan itiraf ediyorum efendim. Yani artık gözlük hem yakın hem uzak bozulmuş hocam. Değerli Milat kardeşim, bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Innsbruck diye bir şehrimiz var Avusturya'nın. Evet. Ben oraya vaiz olarak gittim yine bir Ramazan ayında. Şimdi orada bir konferans niteliğinde bir camide konuşma yapacağım. O camiye gittim, cemaat toplanmış. Yaşım da o zaman 40'ın üstüne çıkmış. 40, 41, 42. Ben gözlük müzlük bilmiyorum. Şimdi çıktım ben kürsüye, baktım böyle lambalar yanıyor. Ben bir şey göremiyorum. Evet. Subhanallah, bir baktım. Allah Allah. Demek ki gözlük lazımmış yani. Zararı yok. Kesinlikle. Onun için. Yok yok. Evet, şimdi hocam rahatlıkla okuyabiliyorum. İnanın gözümün içerisine şu tableti sokuyordum, okumaya çalışıyordum. Evet. Demek ki çok ilerlenmiş artık. Evet. Değerli hocamız Kur'an'ı okuyor musunuz? Biliyorum ama okumuyorum şu anda. Ama öğrendim. Yani şimdi, çocukluğumuzda Kur'an-ı Kerim dersleri aldım hocam. Hatim de yaptım. O Kur'an harfleri, o eskimez harf pek göze çarpmıyor. Bizi şeyden bu yeni yazının şeyleri biz yani çok evet, şeydi. Evet, doğru. Sizler zorlanmıyorsunuz ama şey, yeni yazıda biz Latin harflerinde biraz zorlanıyoruz. Evet. Torunu Elmira'dan, dedemin ellerinden öperim demiş. Allah uzun ömürler versin, hayırlı programlar dilerim demiş. Biz de gözlerinden öpüyoruz. Ben onların gözlerinden öperim. Eyvallah. Kayınbabasına, kayınanasına, hepsini yani buradan selamlıyorum. Evet, Allah razı olsun. Eyvallah. Bizi takip ediyorlar. Hocam aile sonradan atağa geçti herhalde. Habire akıyor. Neyse. Boş kaç dakikamız sana var bu arada çocuklar? Evet, 2-3 dakikamız var. Şöyle bir yemeğe bakalım. Evet, çok güzel bir şey. Sajda mı dökeceksin sonra? Onu sajda dökeceğim. Şimdi o suyu çektim. Pilavı da yapmışsın. Evet. Onun suyu çektikten sonra bir de domatesini vereceğim. Domatesini suyu çektikten sonra ondan sonra sajda döküp üzerine kaşar sevmiştim. O şekilde servis yapıyorum. Eyvallah. Hanım yemeklerinizi böyle takip ediyor mu? Gözle takip ediyor. Eyvallah. Ben buradan da onu selamlıyorum. Yani onu erkek sen hocam selam yollama. Erkek ta buradan kimlere selam yolladın? Yok. Yengeye burada yanı başında selam yollamazsan eve giremezsin vallahi. Bunlar işin hakkı. Allah razı olsun. Yok. Hocam. Yok. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz geldiğin Allah için. Allah razı olsun. Biraz Ukrayna'yı konuştuk. Evet, o Allah kültürü razı konuştuk. Olsun. Yemeğini evet konuştuk. Savaşla ilgili bir iki sözüm var. Hocam çok az zamanım kaldı. Evet, lütfen biraz. Zaten öyle. 2 dakikam var. Evet. Savaşta zaferin ilk anahtarı elbette ki düşmanın niyetini bilmektir. Düşmanın niyetini bilmezsen hakikaten yani şey olmaz bunu. İsmail Habib Sevük söylüyor. Evet. Barış gerçekten ne kadar kötü olursa olsun savaştan çok çok üstündür. Çok doğru. Mutlaka ben ya böyle yakın zamanda barışmalarını yine bir millet sayılıyor. Kökleri de bir. Hazreti Ali bir gün bir şey gönderince bir vali demiş orada dikkat et iki yani sınıf insan var. Biri senin din kardeşindir, biri de senin demiş adamdan kardeşindir. Eyvallah. Yani onlara da demiş dikkat et. Onun için ben bütün bizi seyreden kardeşlerimi buradan selamlıyorum. Eyvallah. Hepsinden Allah razı olsun. Mesajların hepsine cevap veremeyebildik. Evet. Size çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Ve Kanal Fırat televizyonuma çok teşekkür ederim. Zeki Bey'le bir sözümüz vardı. Bir ara gelecektik. Daha bilmiyorum. İnşallah ne olur zaman hocam olur. Sait Hocama saygılar. M. Naci Demir ulaşmış. Teşekkür ederiz. Oo, çok sağ ol ona. Çok çok yani selamlarımı. Hocam ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı yeter olsun. Çok teşekkür ederiz. Zaman çok zaman seni konuk ediyoruz. Allah razı olsun. Yoruyoruz seni biraz belki. İnşallah. Hakkını helal et. Nasip ederse evet. İnşallah. Evet. İnşallah Ukrayna'yı birlikte gider gezeriz. Olur. Değil mi? Nasip olursa. En son sonradan gittin mi hocam hiç? Gidiyorum. Arada bir. Zaman zaman beni davet ediyorlar. Ben Allah var yani. Eyvallah. Onları unutmuyorum. Hocam zaman burada da torunlar yok inşallah. Yok. Eyvallah. Ya. Şaka yapıyorum. Efendim, Sait Saylan hocam,
eski imamlarımız, emekli imamımız ve aynı zamanda Hatip hocamız. Uzun yıllar Ukrayna'da kalmıştı. Ukrayna'yı konuştuk biraz. Oradaki savaşı biraz dile getirdi. Konuştuk, sohbetimiz oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir ara, bir reklam. Akabinde tekrar birlikteyiz. Konumuz ikinci bölümde eğitim olacak. Çok değerli hocamız Alper Gülle hocam. 6 Sigma Eğitim Kurumlarından Alper Gülle hocamla birlikte olacağız. Reklamlar. Evet değerli izleyenler, tekrar birlikteyiz. Sait Saydam hocam, çok güzel sohbetti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hoş bir sohbet etti. Kendisi Ukrayna'yı konuştuk efendim. Ekranlarını yeni açanlar için. Uzun yıllar orada kalmış, görev yapmış. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen Sait Saydam hocam. Hem imamlık hem hatiplik yapmış Ukrayna'da. Biraz Ukrayna'yı konuştuk hocam. Oradaki savaşı değerlendirdik kendisiyle. Hoşça biraz, biraz daha... Esprili bir sohbet gerçekleşti kendisiyle. Yalnız en güzeli de aklımıza kalacak Yozgat olayı budur. Yozgat'taki kızını unutmuş. Bir insanın 8 tane kızı olursa, çocuğu, hangisi nereye gitmiş onu unutmuş. Diyorum ki hocam, Yozgat deyince aklına ne geliyor? Mantısı güzel. Diyor ki mantısı güzel. Çok güzel. Çok hoş. Allah uzun ömürler versin. Tabii ki elçilik yapmış orada bir nevi. Din elçiliğimizi yapmış Ukrayna'da. Önemli bir görev yapmış. Uzun ömürler versin Allah Cenab-ı Allah'ına. Evet hocam, hoş geldin. Sefaları getirdin. Her zaman, her pazartesi olduğu gibi bu haftada 6 Sigma Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu üyesi Alper Gülle hocamla birlikteyiz. Güzel bir sohbet olacak. Böyle biraz anlara gideceğiz gene Sezai. Lise yaşantılarına. Bizim de katkımız olur diye düşünüyorum. Lise yaşamı... bir nevi üniversiteye hazırlık aşaması diye düşünün. Biraz onu konuşacağız. Malum artık bir önemli bir sınavdan, yani hayatın şekilleneceği bir sınavdan çıkan çocuklarımız. LGS denilen, daha önce ne denirdi? TEOK. TEOK denilen. Evet, öncesinde OKS denilen. Şimdi de LGS sınavından çıkan öğrencilerin durumları... çıkar çıkmaz hemen derse mi yönelmeliler üniversiteyi için? Yoksa bizim Türk toplumunda hani böyle evlatlarımıza çok kıyamayız ya, şöyle bir iki sene dinlensin ya, ondan sonra üniversiteye hazırlatsın mı? Bilemiyorum. Bunu bilen uzman hocamız var, Alper Güllü hocam, onu konuşacağız. Yalnız hocam şöyle bir yemeğe bakalım. Sohbetimiz öyle. Yemek de bizim için önemli değil mi? En önemlisi o. Değil mi? Yozgat'ın mantısı kadar olmaz. Evet, dönüyorum şeyle. Sezai Şef'im, bir hatırlatalım. Evet. Menümüzü, sonra neler yaptığımızı. Kaşarlı evet. Bir saç tavamız var, et sotemiz. Evet. Et sote diye bir saç tava diyebiliriz. Evet. Nasıl isterseniz. Bir de... Hileli bir saç kavurma bu. Önce tencerede pişiriyorsun. O lokantalarda olur ya hocam. Tavada yaparlar, ondan sonra çanaklara dökerler. Sanki orada pişmiş gibi getirirler. Ama asıl şey budur. Usulü. Tabii usulü budur. Çünkü saç çok ince olduğu için etler çok çabuk haşlanır. Çok güzel pişmeyebilir. Senin bilgine tamah ediyoruz. Yani biz burada cahiliz. Estağfurullah. Sen ne dersen biz kabulleneceğiz bu, şimdi Sezai. Aslı yani tavada pişirip kızgın saça döküp o şekilde servis yapmaktır. Ya da çanağa. Eyvah. Yani, o yüzden direkt saçta yaptığın zaman dediğim gibi saç çok ince olduğu için çok fazla güzel pişmeyebilir. Mesela biberin kabuğu yanar. Tabii. Bir işe yaramaz yani. Sürekli başta durup karıştırmak. Aşamalıdır aslında. Aşamalı evet. Evet. Bir de şehriyeli kuskus pilavımız var. Yalnız bunu farklı kılan bir de kaşarı var. Saç kavurma. Evet bu farklı. Kaşarlı bu biraz farklı yani. Kaşarlı saç kavurma diyebiliriz. Kaşarlı et sote diyebiliriz. Hı. Eyvallah. Bir de şehriyeli kuskus pilavı. Evet. Yani yakışır. Yakışır tabii. Değil mi? Şimdi malum kuskus bir bakliyat değil. Bir makarna. Makarna.
Ama kuskusu böyle haşlarsanız makarnadan çok daha farklı bir kokusu var. Herkes onu sevmeyebilir ve herkes damak tadına hitap etmiyor. Evet. Fakat bu yaptığımız gibi pilav gibi kavurup o şekilde yaparsanız normal bir pilav tadını verir. Eyvallah. Yani bir de ona dereotu da ilave ederseniz o kokuyu tamamen alır. Hiç kalmaz yani. O yüzden koyuyorsun değil mi? Eyvallah. Bu arada cemreler düştü. Sezai. Yazı bağıra girdik, haberin olsun. Hiçbir şey kalmadı, evet. Her şey düştü. Abi bu cemreler nereye düştü bilmiyorum ben. Hocam eskiden çok dile getirdiler cemre. Nedir bilir misin? Sen de merak ettin mi cemreyi? Toprağa düştü, havaya düştü. Havaya düştü, toprağa, suya. Değil mi? Ben çocukken çok merak ederdim cemreyi. Cemre kim? Bu konuda fikrim yok. Benim de işte o yüzden sonradan öğreniyoruz. Demek yaş kemale erince Sezai. Yaş kemale erince öğreniyor insanlar bazı şeyleri. Evet hocam, lise yaşamı. Nedir lise yaşamı? Lise denince bir öğrenci için farklı, eğitim için farklı mı algılamak lazım? Aşamalarını. Çünkü eskiden bizim zamanımızda lise 1, 2, 3 vardı. Şimdi artık 4 sene. 4 sene. 9, 10, 11, 12. Biliyorsunuz 4 artı 4 artı 4. Evet. Sistem. Şimdi bu 4, son 4 yani. Son 4 değil. Üniversiteyi de sayarsak sondan bir önceki diyebiliriz. onu da kategoriye sokarsak. Mecburi eğitimden bahsediyorum. Evet. Bu 4 bizim için ne ifade etmeli? Hatta okuyanlar için bizden ziyade çocuklarımız için. Şimdi dilerseniz şöyle gidelim. Lise tabii ki 9, 10, 11, 12 olmak üzere 4 yıldan oluşuyor. Bu her bir yılın hem öğrenci açısından yaşın getirdiği bazı durumlar var, hem de müfredat anlamında bazı durumlar var. 9'dan başlayarak her birinin özel durumlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Eyvallah, başlarız hocam. Şimdi A'da 9 yazdım. 9. sınıfta bir kere şöyle bir algı oluyor genellikle. Şimdiden ilk başta onu söyleyip velilerimizi uyarmak lazım. 8. sınıftaki öğrenciler LGS'ye hazırlandıkları zaman, o liselere giriş sınavına hazırlandıkları zaman veliler şunu söylüyor. Bu sene önemli bir sene. Evet, önemli bir sene. Bu sene iyi çalış, güzel bir lise kazan, önümüzdeki sene rahat edersin. Şimdi hepimiz de biliyoruz ki rahat yok. Yani. Bir de hocam 9. sınıf, yani lise 1 bizim zamanımızda. Evet. Çok önemli derslerin temelinin atıldığı bir dönem. Şimdi onu söyleyeceğim zaten. Lise 1'e başlayan öğrenci de ister iyi bir lise kazansın ister kazanmasın. O seneyi atlattım, benim önümde bir senelik, hiç olmazsa bir senelik bir rahatlama senesi var gözüyle bakıyor. Yok öyle bir dünya yok. Yani şöyle bir şey, yaş ilerledikçe her zaman dert büyür. Muhakkak. Bu böyledir. Lise bitirdikten sonra üniversite, üniversiteyi bitirdikten sonra mesela bitirdikten sonra ben şunu çok net hatırlıyorum. Keşke birkaç yıl daha uzatsa mıydık, ne yapsaydık üniversiteyi diye. Yani her zaman daha önceki seneler daha kolaydır. Yaş ilerledikçe biraz daha dertler büyür. Hocam bu şeye benziyor ya. Hani hele yeni doğan bir bebeğe. Hele biraz ayaklansın, rahat edelim. Bir emeklesin. Yok öyle bir dünya. Bu sefer de peşinden koşacaksın bu çocuğun. Peşinden koşuyor, düşmesin kalkmasın. O nasıl yani. Okula başlasın hele bir rahat edeyim. Bir konuşmaya okul başlasaydı, dertleri. Kendi derdini anlatsaydı. Ona benziyor biraz. Aslında her bir kademede biraz daha işler zorlaşıyor. Ama tabii şöyle bir şey de var. Yani yıl yıl gidelim ki bir... Ben çok eskiye gittim. Evet, evet biraz fazla eskiye gittik. Şimdi 9. sınıfta evet. Şöyle bir durum var. Eğer öğrenci toplama çıkarmayı biliyorsa, yani temel becerilere sahipse, 9'da her şey bir daha baştan alınıyor bir kere. Yani biz mesela üniversiteye hazırlık senesindeki öğrencilere ne yapıyoruz? 9'dan itibaren anlatıyoruz. Ha, bazı temel bilgilere ihtiyaç olduğu zaman, mesela ben geometriciyim, temel kavramlar anlatırım ilk konuda, ilk derste. O temel kavramlar 6. sınıfın konusudur. Ama temel olarak 9. sınıftan alarak götürürüz. Dolayısıyla 9'da her şey bir kere daha baştan alınacağı için en önemli, en temel konular bulunuyor. Evet. Dolayısıyla 9. sınıf bizim asla feleğe verebileceğimiz bir sınıf değil. Velilerimizi tekrar uyaralım. Sakın liseye iyi bir lise kazan, 9. sınıfta rahat edersin diye bir şey kesinlikle söylemesinler. Öğrencilerin psikolojisini buna göre hazırladıkları için diyorum ya 9. sınıftaki öğrencinin ders çalışmak gibi bir
kailesi olmuyor. Her şeyin temeli orada. Mesela problemler diye bir konu var. Bir aylık bir konu. Müfredatta hemen hemen bir ay anlatılan bir konu. O problemlerden direkt üniversite sınavında 10 tane soru geliyor. Yani yabana atılacak konular değil. Evet. Diğer taraftan 9'daki konular 10. sınıfın temelini oluşturuyor. Dolayısıyla 9'u yapamayan 10'da sıkıntı yaşayacaktır. 11'de, 12'de zaten yaşayacaktır. Ondan hiç kurtuluş yok. Diğer taraftan tabii öğrencinin yaşı itibariyle de o yıllarda çocukluktan tam çıkamamış, ergenliğe tam girememiş yaşları. Dolayısıyla biraz daha hem çocuksuluk üzerinde olan, bir taraftan da ergenliğin verdiği uçarlılık üzerinde olan bir yaş grubu. Eğer siz onlara bir sene öncesinden itibaren bir senelik bir rahatlama sözü verirseniz o onu sonuna kadar kullanacaktır. Aman, aman diyelim. 9. sınıf, mesela benim branşım geometri, matematikçiyiz tabii ki de özellikle geometri üzerine çalışıyorum. 9. sınıfın işte bu aylarında, Mart-Nisan aylarında geometri konuları başlar. Evet. Her şeyin temeli oradadır. 9. sınıfın 2. dönemini kaybeden bir öğrenci asla geometriyi toparlayamaz. İmkanı yok. Sayısal derslerde 9'u kaçıran bir öğrenci hocam gerçekten, yani sadece geometri için değil, matematik için de geçerli. Tabii tabii. Asla fizik için de, kimya için de belki geçerli. Toparlamakta zorlanıyor. Aynen öyle. Ha, içinde mesela bir iki tane konu var. Mesela matematikte mantık diye bir konu var. Evet. Bu üniversite sınavına kadar bir daha karşısına çıkmayacak. Yani bu çocuk 9'da bu konuyu başaramamışsa çok da önemli değil. Üniversite sınav senesinde çalışır, öğrenir. Evet. 10. sınıf için de benzer bir konu var. Ondan da bahsedeceğiz. Ama diğer konuların tamamı, oran orantı, denklem kurma, işte sayılardır, üstlü sayılar, köklü sayılar, sonraki seneleri tamamen etkileyen konulardır. Ve dediğim gibi ikinci dönemdeki üçgenler geometrinin temelidir. Bunu öğrenememiş olan öğrenci daha sonraki seneleri biraz zor getirir. Peki hocam, geçen yıl 9. sınıf yüzde eğitim yoktu. Evet. Bu çocuklar ne yapsınlar yani? Nasıl telafi edecekler onu ya? Valla telafi etmenin yoluna bakacaklar. Yani bu bir kursla mı olur, işte özel dersle mi olur, ne yapılırsa yapılsın 9. sınıf telafi edecek. O temel atacak. Zorunda. Şimdi 10. sınıfa geçelim. Çünkü birbiriyle ilişkili. 10. sınıf müfredat olarak lisenin kolay bir senesidir. Hatta belki de en kolay senesidir. Doğru. Diyebiliriz. Bir sene başında ilk konuda biraz sıkıntı var. Olasılık diye bir konu var. O konu gerçekten zorlayan bir konudur ama sonraki konular kolaydır. Evet. Nispeten. Olasılığı da yine öğrenememişse çok da sorun etmemesi lazım velilerin. Üniversite sınavına kadar bir daha karşısına çıkmayacak. Ama sonraki konu fonksiyonlar her yerde karşısına çıkacak. Yani birinci konuyu öğrenememişse çok da dert etmesinler. Matematik özelinde söylüyorum tabii ki. Ama sonraki konular çok kıymetli. Şimdi hem kıymetli konular hem de bir tık daha kolay konular. Diğer taraftan 10. sınıf yaş itibariyle de öğrencilerin ergenliği en şiddetli şekilde yaşadığı yaşıdır. Şimdi hem üzerindeki yük çok ağır değil, hem de ergenlik şiddetleniyor. Ne yapmak lazım? 10. sınıfın bir senesi geçirilirken 9. sınıfın mutlaka tekrarı yapılması lazım. Yani 10. sınıf biterken bir öğrenci 9. sınıfı bir kere daha elden geçirmesi lazım. Eksiği varsa da yoksa da. Çünkü dediğim gibi birincisi o ergenlik hallerini insan kendini işe verdiği zaman diğer şeyleri unutur. Şimdi hocam peki Milli Eğitim bu müfredatları hazırlarken işte 10. sınıfta ergenliğe geçiş dönemi diye öyle bir nitelendirme yapıyor mu acaba? Yani gerçekten bu var mıdır? Dersi hafif tutalım. Bu çocuklar çok sıkmayalım bu dönemde. Diye bir şöyle yaş gruplarına göre düşünülür mü yani? Yaş gruplarına göre öğrenme kademeleri vardır. Yani bu ne demek istediğimi anladınız? Anladım. 100 yıl öncesinden belirlenmiş bazı şeyler var. Hani bu yaşta toplama çıkartma öğrenilmeli. Hı. Bu yaşta işte şunların öğrenilmesi gerekir. Şu 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 bilgiler alındıktan sonra ancak buna geçilir diye. Evet. Bunun hazırlandığı yıl 1905'tir. 1905'te matematik için Hilbert, meşhur matematikçi. Evet. David Hilbert'in önderliğinde bir müfredat programı hazırlandı. Şimdi
müfredatın tartışılacak yönü çok. Ben oraya çok fazla girmek istemiyorum ama tabii ki yaş grupları da gözetilerek bazı şeyler yerine getiriliyordur diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Hocam biz düşündüğümüze göre onlar da düşünmüşlerdir. Düşünmeleri gerekir. Evet. Çünkü bunlarla ilgili çalıştaylar yapılıyor. Hani ne kadar doğru kararlar alınıyor o tartışılır. Evet. Onda tartışacak çok şey var. Ama bunu mutlaka göz önüne alıyorlardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi 10. sınıfa tekrar dönecek olursak, dediğim gibi 10. sınıf mesela kimyası çok daha kolaydır. 10. sınıf kimyası. Birçok derste de bir tık daha rahat olunabilecek bir senedir. Ama çok da rahat bırakmamak lazım. Çünkü arkasından aslanlar gibi bir 11. sınıf geliyor. Değil mi? 11 gerçekten sıkıntılı bir senedir. 11'e geçerken 11'in sıkıntılı olmaması için 10'un ve 9'un gerçekten dinamik bir şekilde elde tutuluyor olması gerekir. Şöyle söyleyeyim, 11. sınıfın ilk konusu trigonometri diye bir konu. Trigonometri matematiğin... Anlarım canlanıyor. Matematiğin hemen hemen daha önceki senelerde görülmüş olan tüm konularını ve geometrinin tamamını bilmek gerekir ki kesinlikle trigonometriden başarılı olunabilsin. Oran orantı, üstlü sayılar, köklü sayılar, denklemler, fonksiyonlar vesaire vesaire matematikteki bu konulara ihtiyaç var. Çarpanlara ayırma, fonksiyonlar, bunların olması gerekiyor. Artı geometrinin iyi bir şekilde biliniyor olması lazım ki trigonometri yapılsın. Yani bu ne demek? 11. sınıfın başındaki öğrenci 9 ve 10'un hemen hemen tüm bilgilerine ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla 10. sınıf geçerken mutlaka 9 tekrar edilmeli. En azından temel düzeyde bilgiler mutlaka 11'e aktarılmalı. Çünkü biz 6 sigma olarak da 11. sınıftaki öğrenciye 11.5'tan 12'siniz siz deriz. Üniversite hazırlık senesinin bir önceki adımından bahsediyoruz. Şöyle bir gerçeklik var. 9-10. sınıfa kadar öğrenci eğer derste düzgün bir şekilde dinliyorsa, biraz da hani çabuk kavrayan bir öğrenci ise çok da aman aman bir ders çalışmadan işini yürütebilir. Hele de geçen hafta anlattığımız şekilde evet, dersini evet, çalışıyorsa evet, hiçbir problem yaşamaz. Ama 11'den itibaren düzenli ve biraz daha yoğun çalışmaya ihtiyaç duyar öğrenci. Çünkü konular ağırlaşıyor. AYT dediğimiz üniversite sınavının ikinci basamak konuları 11'den başlıyor. Dolayısıyla konular ağırlaşıyor. Öğrencinin o konularla baş edebilmesi için gereken, önceki senelerden taşıması gereken konular daha fazlalaşıyor. 11 çok kıymetli bir sene ama 11'in sağlıklı yürümesi için 10 ve 9'un cepte olması gerekiyor. Evet. Biz mesela 6 sigmada ne yapıyoruz? 9'da 9. sınıfın konularını anlatıyoruz. Onda sıkıntı yok. 10. sınıfta mesela matematik ve geometriyi iki ayrı ders olarak biz veriyoruz. Matematikçi konularını anlatırken geometrici birinci dönemde 9. sınıfı tekrar ediyor. Biz 9. sınıfın öğrenci tekrarını yapmazsa bile biz kendimiz tekrarını yaptırtıyoruz. Sonra ikinci dönemde okulda geometri konularına geçildiği zaman matematikçimiz 9. sınıfın tekrarını yapıyor. Evet. Yani 10. sınıfta bunun gerekliliğini bildiğimiz için biz kursta öğrenciye, öğrencinin yazılısı olmadığı için çok umursamadığını söyleyebilirim. Umursamıyor olabilir, çok dikkate almayabilir, herkes aynı dikkatte olmayabilir ama en azından dersi dinlediği için hiç olmazsa dediğim gibi 11. sınıfa temel bilgileri aktarabiliyoruz. 11. sınıfta gerçekten yoğun bir sene geçiriliyor. Mesela biz 10. sınıflara verdiğimiz ders saatinin %40 fazlasını veriyoruz 11. sınıflara. %60 fazlasını da 12. sınıflara veriyoruz. 11. sınıfta şöyle bir şey var. Dediğim gibi ilk konudan itibaren işler zorlaşmaya başlıyor. Daha sert bir sene geçmeye başladığını öğrenciler hissediyor. Biz orada bir taraftan da öğrencinin aklında üniversite hazırlık olgusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Ne demek bu? Şimdi öğrenci ara sınıflarda, 9. sınıfta, 10. sınıfta yazılısının iyi gelmesinin derdindedir. Çünkü ailesi de ona bakacak, yazılıdan kaç aldın oğlum diyecek, kızım diyecek. Uzun vadede üniversiteyi düşünüyor o dönemde. Düşünmüyorlar bile çoğu belki zaman. 9-10'dakiler evet, çoğunun aklında öyle bir fikir yok. Daha 4 sene var der mesela 9'daki öğrenci. Şimdi yazılı öğrencisi şu. Bir ay ders görür. Biraz da hocayla pazarlık yaparlar. Hocam son konuları katmayalım işin evet, içine. Evet. Bir aylık konudan yazılıya girer, çıkar.
Diğer taraftan objektif olmayabilir bunun değerlendirmesi. Hoca işte sınıfta öğrencinin biraz da katılımına bakarak ya bu çocuk bunu yapardı bir 5 puan da ben vereyim diyebilir. Veya tüm sınıf zayıf almıştır, biraz daha düşük almıştır, 20 puan herkese ekledim diyebilir. Ama 11'den itibaren bizim bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü 12. sınıfın sonunda bir üniversite sınavı var. Objektif olunabilecek en objektif sınav. Çünkü sonuçta bir test sistemi var ve makinalar okuyor. İnsanlar okumadığı için değerlendirmesi herkes için eşit olan bir sınav. Artık 11'den itibaren biz öğrenciyi o moda sokmaya çalışıyoruz. Yani üniversite hazırlık moduna sokmaya çalışıyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Haftada bir saat ekstradan bir TYT matematiği adını koyduğumuz bir matematik dersimiz var. Aslında yaptığımız şey 9. sınıfın tekrarı. Evet. Bakın her seferinde 9'un tekrarını yapmaya çalışıyoruz dikkat ederseniz. Ama temel hocam. Aynen öyle. TYT matematiği diyoruz. Mesela bir saatte ekstradan bir Türkçe dersimiz var. Onun da adı TYT Türkçesi. O da 9'un Türkçesi. O da 9 ve 10'dan üniversite sınavında en çok sorulan konuların evet. tekrarını yaptırmaya çalıştığımız bir ders. Biz bu derslerin adını TYT koymakla öğrencinin aklında aslında biz üniversiteye hazırlık fikrini oluşturmaya çalışıyoruz. Orada TYT diyoruz. Rehber hocalarımız gidiyor mesela sınıflarda üniversite sınav sistemini anlatıyor. Öğrencinin aklında şu var. 11'i okuyacağım bir sene. 12'nin sonunda sınava gireceğim. Daha üniversite sınavına 2 sene var. Bize niye bunlar TYT diyorlar bu kadar? Ama bizim orada yapmaya çalıştığımız bir olgu var. Evet. Üniversiteye hazırlık fikrini oluşturmak. 11. sınıflara ekstradan TYT denemeleri yapıyoruz. Üniversiteye hazırlık denemeleri yapıyoruz. Evet. Ve ayrıca bir de şu önemli. Rehber hocalar gidip üniversite sınav sistemini anlatıyorlar. İşte akıllarında biraz daha oluşuyor. Tam Ocak ayında hatırlarsanız bursluluk sınavımız vardı. Tabii. 11'den 12'ye geçecek öğrencilere biz bursluluk sınavını da TYT ile yapıyoruz. Onu da yaptığımız zaman tam o dönemlerde de 12. sınıflar, üniversiteye hazırlanan gruplar evet. eyvah sınava 4-5 ay kaldı deyince bunlar ondan etkileniyorlar. Eyvah sınav geldi çattı demeye başlıyorlar. Yani 11. sınıfın başında öğrenci daha 2 sene var derken aradan 3-4 ay geçmiş olmasına rağmen sınav geldi çattı demeye başlıyor. Biz o andan itibaren yani şu anda mesela bizim rehberlikçilerimiz 11. sınıfta okuyan öğrencilerimize ciddi anlamda üniversite sınavına hazırlık yönünde yükleme yapıyorlar. Şu anda bizim öğrencilerimiz üniversiteye hazırlığın ilk aşamasına başlamış durumdalar. 11'deki öğrenciler. 11'deki öğrenciler. Tabii. Biz bu dönemde 11. sınıftan 12'ye geçecek öğrencilere TYT'yi yani birinci basamak sınavını büyük oranda bitirtmiş oluyoruz çalışmalarla. Yaz kursunda da 12. sınıfa yönelik bazı çalışmalar yaptığımız zaman Ağustos'ta yeni seneye başlarken yani 12. sınıf öğrencisi olduğu zaman aslında üniversiteye hazırlığın büyük bir kısmını bitirmiş olarak başlıyoruz. O 12. sınıf son tekrar senesi oluyor bizim için. Eyvallah. 12. sınıfta da zaten her şeyi en temelden alarak üniversiteye hazırlık senesi. Hocam 12'yi konuşacağız zaten. Evet. Konuşacağız. Ben bu arada bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Müsaadeniz olursa. Şimdi bizim zamanımız öyleydi ama şimdi nasıl bilmiyorum. Hani deneme sınavları vardır ya. Hı hı. Bu deneme sınavlarına 9 da girerdi. Yani lise 1 de girerdi, lise 2 de girerdi, lise 3 de girerdi. Aynı sorulara. Yani şimdi, aynı sorular değildir muhtemelen. En bizim zamanımızda öyleydi değil. Ama deneme sınavları. Doğru. Yani değil mi? Öyleydi yani. Şimdi sizin zamanınız da elbette farklıdır hocam. Yani, ama bizim zamanımız da farklıdır. Ya, kendimizi ele veriyoruz bir daha Sezai. Baltayı kendi ara vurdu. Şimdi hocam, tabii ki sükut hayale uğruyorduk. Lise 1'deyken deneme sınavına giriyorsun. Sükut hayale uğruyorsun, beceremiyorsun çünkü o 10. sınıf ya da lise 2, lise 3'ün konularını. Düşük puanlar geliyordu. Doğal olarak. Şimdi farklı bir sistem var hocam. Mesela 9'u ayrı bir deneme sınavı, 10'a ayrı bir deneme sınavı, 11'e ayrı, 12'ye ayrı ve mezuna ayrı bir deneme sınavı var. Yani 12 mezun aynı. Onlar direkt üniversite sınavını paralelindeki evet. deneme sınavlarını uyguluyoruz ama 9, 10, 11'lerde aylık birer deneme yapıyoruz. Ve bu denemeler işlenen konuları tarayacak şekilde. İşte yani 9'un tamamını da değil. Hani siz diyorsunuz ya evet. biz 9'da girdik 11. sınıfın konuları vardı gibi. Biz de
aylık deneme olur ve o denemeler konut arama şeklindedir. Ha, bunun haricinde biz 9, 10, 11, 12 mezun hepsinin girdiği bir tane TYT sınavı yapıyoruz mutlaka. Öğrenciler o yaştan da 9'dan itibaren de alışmaya başlasınlar. Böyle bir sınavın var olduğunu bilsinler diye. Eyvallah. Akıllarında biz o tohumu atıyoruz ki ileride çimlendirebilelim. Ama normal olarak ara sınıf deriz biz 9, 10, 11'lere. Ara sınıflar ayda bir kendi denemelerine girerler. 11'lere ekstradan daha fazla sayıda TYT yapıyoruz. Biz velilerimize 3 tane TYT sözü veririz. Ama şu ana kadar 3 tane yaptık. Sene sonuna kadar da 2 tane daha planladım. 5 tane yapmış olacağız bu sene. Hocam şimdiki yani şu anda öğrenciler o kadar şanslılar ki eğitim kurumunda. Kesinlikle. Yani bizim hakikaten zamanımızda bunlar bu kadar teferruatlı düşünülmüyordu maalesef. Biraz da şöyle bir şey de var. İmkanlar da gelişti. Çok gelişti. Şimdi eskiden matbaalar bu kadar fazla değildi. Baskı olanakları bu kadar fazla değildi. Bir tane deneme bastırıyorlardı. Kime bulurlarsa yapıyorlardı. İki, yani üç tane adamlar denemeye girerdik en fazla. Değil mi Sezai? Yani bir ya da iki. Bizim diyeyim zamanımızda 3 ÖSS, 4 ÖYS'ye girip öyle girerdik. 7 taneydi. Şu anda biz 12. sınıflara, bizim cuma günleri hafta tatilimizdir. Orada da tatil yapmıyoruz. 2 haftada bir deneme sınavı yapıyoruz. Bir sene boyunca 36 tane, önümüzdeki sene için, önümüzdeki senenin planlamasını yaptığım için hani net aklımda, 36 tane deneme sınavını ben programlamışım. Vay be. Boş kalan haftalarımıza da Türkiye geneli deneme sınavları geliyor. Onları yapıyoruz. Hocam bunlara gire gire aslında o sınav heyecanı da kalmıyor. Şimdi hatırlayın, 31 Ocak tarihinde ben size burada beynin çalışma prensiplerinden bahsettiğimiz zaman hatırlıyor musunuz? Bir ayı resmi vardı. Bu karşımıza çıktığı zaman beynin çalışan kısmı, mantık kısmı baskılanır. Limbik dediğimiz duygusal kısım sana kaç emrini verir ve kaçarsın. Evet. Peki sen o ayıyı haftada bir görüyorsan, 2 haftada bir görüyorsan arkadaş olurum. Bir süre sonra artık eskisi kadar panik olmaz ve daha mantıklı bir şekilde düşünerek işini yürütebilirsin. Şimdi deneme sınavı, o zaman şunu söylemiştik hatırlarsanız. Deneme sınavı veya sınav korkusu, heyecanı o ayıyla karşılaşma anıyla aynıdır demiştik. Yani beyinde yaptığı etki aynıdır demiştik. Şimdi korkutmayalım çocuklar, sınava girecekler. Ayıyla karşılaşmıyorsunuz, sınava giriyorsunuz çocuklar. Ama işte ayıyla ne kadar çok karşılaşırsan o kadar stresini azaltıp teşbihat olmaz bu, mantığını daha düzgün kullanabiliyorsan, evet, ne kadar çok denemeye girersen o kadar çok sınav stresin azalır, o kadar çok mantığını kullanmaya devam edersin. İşte bu yüzden biz çok sayıda deneme yapıyoruz. İkinci bir durum, şimdi daha önce rehberlik sistemimizden bahsetmiştik. 14 tane rehberlik öğretmeniyle çalışıyoruz. Muazzam bir sayı. Şimdi rehber hocalarımız da bu denemeleri baz alarak diyor ki bak şu denemede işte şu 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 konuları yapamamışsın. Demek ki orada bir eksiklik var veya belki unutma var, tamamlanmışsa bile hemen onun üzerine bir tekrar yapalım. Yani ne yapıyoruz? Sürekli kontrol eksik giderme, kontrol eksik giderme üzerine çalışan bir sistemimiz var. Hatta hatırlarsanız ilk programlarda 6 sigmanın istatistikte bunu sağlayan bir metod olduğunu söylemiştik. Evet. 6 sigmanın önemi de bu. Aynen öyle. Denemelerle hocam, bunu sağlamış. Eyvallah. Oluyoruz. Bir sorum daha var. 12'ye geçmedi. Tabii ki. O da şu. Seviye tespit. Seviye tespit bizim için en kıymetli noktalardan biri. Şimdi şu teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli aklımda değildi. İyi ki açtınız bu konuyu. Şimdi değil mi? Yani önemli bir konu diye düşünüyorum. Kesinlikle çok önemli. Şimdi seviye tespit sınavının varlık amacı ne? Önce ondan bahsedelim. Seviye tespitiyle biz aynı düzeyde eksiği olan öğrencileri aynı sınıfa toplamaya çalışıyoruz ki onlara göre ders anlatalım. Fakat şöyle bir algı var son senelerde. Üst sınıfta olsun öğrencim, iyi sınıfta olsun. Ona yüklenelim, kazandıralım, seviyemiz yükselsin. Bunu bir ödül gibi görüyorlar. Ama öğrenci iyi sınıfta olduğu zaman iyi olmayacak ki. Durumu neyse o sınıfta olmalı ki ben ona göre ders anlatayım. Atıyorum. Şimdi bizim 16 tane 12. sınıfımız var mesela. Ben 1. sınıfa girdiğim zaman, eğer sen benim 1. sınıfımdaysan ki 6 sigmanın 1. sınıfı biraz farklı olur malum. Seçilenlerin içinde
üst düzey bir öğrenci grubundan bahsediyoruz. Ben onlara konu anlatmam ki doğru düzgün. Onların eğer o konuyu bilmiyorlarsa benim birinci sınıfımda ne işleri var? Birinci sınıfımdaki öğrencilere ben gerçekten üst düzey sorular çözerek başlarım. Şimdi diyelim ki 13. sınıfın öğrencisini ben tuttum, elimle götürdüm, birinci sınıfa koydum. Öğrenme ihtimali sıfır. Sıfır. Aynı şekilde anlatamam ben. 13. sınıftaki öğrencinin mutlaka temel bilgilerinde eksiklikler vardır. Ben onu en temelden alarak, konusunu anlatarak ve üstüne daha fazla sayıda soru çözerek önce bir o üst seviye sınıfların seviyesine getirmem lazım. Onun üstüne bir şeyler inşa etmek zorundayım. Peki hocam, şunu da sormakta şey görmüyorum. Hani seviye tespit sınavı yapıldı girerken. Evet. Bir de mezuniyet var 6 sigmada. Evet, bir de çıkışı var. Bir de çıkış var. Evet. O en seviye düşük olan birinci sınıf seviyesine geldi mi? Gelir mi? Şimdi şöyle bir şey yani var. Yani kapasite var bir de. Kapasite diye bir şey var tabii ki. O onlar hani bireysel farklılıklar her zaman var. O ayrı bir şey. Birinci sınıfın seviyesine gelme ihtimalini şöyle değerlendirelim. Bakın biz daha önce şunu yaşadık. 16. sınıfımız geldi, hocam dedi, biz sınıfımızın adını değiştirmek istiyoruz. Dedik ne istiyorsunuz? Bizim adımız 6 sigma 1, 6 sigma 2 diye gider bizde sınıflar. Evet. 6 sigma 16 olmasın. Ne olsun? 6 sigma 0 olsun dedi. Çünkü sınıfımız, sınıf olarak seviyesini 5. sınıfla 4. sınıf arasına kadar yükseltmişti sene sonu itibariyle. Hı. Dedi ki 4,5 olacak halimiz yok ya. Bize de sıfır değil. 16'dan 4-5'e çok evet. Şimdi seviye belirleme şu anlamda çok kıymetli. Belki de milli eğitimin yani devlet okullarının en büyük problemi seviye karışık. Yani o TEOG'la hani benzer seviyedeki öğrencileri bir araya topluyorlardı. O zaman bir tık daha işler düzgün gidiyordu ama şu anda böyle bir uygulama yok. Ve iyi bilen öğrenciyle hiç temeli olmayan öğrenci aynı sınıfta ders görüyor. Hoca hangisine göre anlatacak? İyi bilene göre anlatırsa diğerinin hiçbir şey öğrenme ihtimali yok. Ona göre anlatırsa bu sefer bilen öğrenci zayıf, sıkılacak, dinlememeye başlayacak. Dolayısıyla seviye tespit bizim en önemli unsurlarımızdan şimdi, biri. Seviye tespit aslında bir programı işgal edecek bir konu. Katılıyor musun? Kesinlikle. Ve burada velilerimizden hani uyaralım. Gerçekten öğrenci şu sınıfta olsun, bu sınıfta olsun diye ısrar etmenin hiçbir anlamı yok. Ben şunu yaptığım oldu. Daha önce bir velim aradı. İşte benim çocuk şu sınıfta olsun. Ya niye? Orada arkadaşı var. Ama arkadaşıyla demek ki seviyesi farklı. Yok onlarla aynı sınıfta olsun. Ya seviye neyse orada olsun. En son şunu söyledim. Dedim abi ne iş yapıyorsun? Dedi ben manavım. Dedim abi sen domates seçerken ben sana karışıyor muyum? Lütfen öğrencilerime ben. Çünkü sonuçta o öğrenci de benim öğrencim. Son sınıftaki öğrenciyi de ben kazandırtıyorum zaten. Çünkü ben ona da ilgi gösteriyorum. Mesela seviye tespit sınavında biz şöyle bir tespit yapıyoruz. Matematik neti 5 netin altındaysa hemen bunların temel matematiği eksik. Temel matematik kursu planlıyorum. 10-15 arasında matematik neti olan öğrencinin geometrisi eksiktir. Onlara da temel geometri dersi planlıyorum. Yok matematiği 20'nin üstünde 30 civarında yapıyorsa bunların diğer derslerde ne eksiği var? Ona göre bir planlama yapıyorum. Peki hocam seviye tespitte bir analiz yapılıyor. Mesela şu soruları bu çocuk çözemiyor. Bunun üzerine yükleneceğimiz bir sınav yerleştirelim. Tabii ki. İşte ondan bahsediyorum zaten. Orada biz gördüğümüz eksik neyse ona göre müdahalelerimizi yapıyoruz. Özellikle yazın biraz daha erken başlıyoruz ya biz okullar başlamadan önce. O vakitte başlamamızın sebebi şu, öğrenci henüz okulda değilken ben onun temel eksikleri neyse bunu giderebileyim. Çünkü öğleden sonra öğrenci boş. O saatte kendinin ders çalışmaya ihtiyacı varsa kamp planlıyoruz. Ek derse ihtiyacı varsa ek ders planlıyoruz. Ağustos'ta erken saatlerde, erken tarihlerde başlıyor olmamızın böyle de bir ekstra avantajı var. Değil mi hocam? Evet. Peki şimdi hocam, Caner Alıcı soruyu en sona bırakacağım efendim. Çok önemli bir sorum var. Şimdi gelelim 12'ye. Ama gelmeden de şöyle bir nefes aldırayım sana. Yordum sen hocam. Estağfurullah. Sezai sen ne telkeri. Ne yapmışsın gene? Bu kapattı. Bize görmesin. Biz görelim. Bu kaşar pişiyor. Öyle mi? Evet. Yine de bir kaldırayım. Hadi bir göster bakalım. Tabii orada hocam. Aman. Şuna bir gösterin ya. Şu kamerayı şunu. Şöyle bir eysem dökülür.
Oy desem ayıp olur mu? Ancak kameraya yaklaşmak lazım. He? Oy 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 desem ayıp olur mu? Hiç ayıp olmaz. Evet, yağ gezdi. Şöyle çok güzel. Ellerine sağlık Sezai. Çok güzel gidiyorsun. Şimdi afiyet olsun diyeyim. Vallahi kokusu. O biraz daha koku pişmesi bir harika lazım. Şu anda. Kaşarın biraz daha pişmesi lazım. Eyvallah pişsin. Pişsin. Evet, gelelim 12 hocam. Şu 12. Aslında 12 ile mezunu birlikte mi ele alalım? Yani aradaki ufak tefek farklılıklarla ben anlatırım. Şöyle. Şimdi 12. sınıflara biz Ağustos'un başında başlıyoruz. Dediğim gibi o sabahları dersimiz oluyor. Hafta içinde yoğun bir şekilde başlatıyoruz. Öğleden sonra da evet. Dediğim gibi ek ders ihtiyacı varsa ek ders planlıyoruz. Etüt ihtiyacı varsa etüt planlıyoruz. Çalışmalara orada başlıyoruz. Mezunları biz okulların başlangıç günüyle başlatıyoruz. Yani muhtemelen bu sene 12 Eylül'de başlayacaktır. 12 Eylül'de mezunlar başlayacak. Hı hı. Tabii mezunlar hafta içi 4 gün kursu kullanıyorlar. Hemen hemen saat 5'e kadar tamamen kurs onlara ait. Dolayısıyla daha geniş bir alanımız olduğu için daha rahat ek derslerimizi yapabiliyoruz. Evet. Ama 12'ler okula başladıktan sonra zamanları iyice kısıtlanmaya başlıyor. O yüzden biz yaz dönemini olabildiğince, hani erken kalkan tez yol alır denir ya. Kesinlikle. Orada olabildiğince yüksek bir eforla Ağustos ayında belki normal sene içerisindeki 3-4 ayda yaptığımız işi biz Ağustos ayında yapıyoruz aslında. Çünkü sene içerisinde tatil olabiliyor, bayram denk geliyor. Tabii ki biz onların hepsinin tarihini tek tek belirliyoruz da kar tatili oluyor. Bunu belirleme ihtimalim yok. Veya işte ekstradan bir şeyler oluyor. Biz derslerimizi 1 Mayıs ile en geç 15 Mayıs arasında bitirecek şekilde planlamamızı yapıyoruz. Benim orada 15 Haziran'a kadar, 15 Haziran civarında üniversite sınavı oluyor. Her sene takvim yeniden belirlenir. Orada bir ay önceden konularımı bitirmek gibi bir imkanım oluyor. Özellikle tabii bunda akıllı tahtanın çok büyük bir rolü var. Hakkıyla işleyerek, ayrıntılı bir şekilde işleyerek 1 Mayıs, 15 Mayıs civarında konularımızı bitiriyoruz. Ondan sonra yine bizim icadımız olan açık büfe derslerimiz var. Duydunuz mu daha önce açık büfe derslerinden bahsetmiş duymuştuk. Miydik? Tabii. Burada bahset. Tabii şey rehber hocalarımız bizden bahsediyor. Ha, doğrudur. Çok da ilgimi çekmişti. Açık büfe olayı benim çok ilgimi çekmişti hocam. Bu bizim, siz de bahsetmiştiniz. Bizim icadımız yine. Evet. Aynen açık büfe yemeklerde öğretmeni, insanın canı ne istiyorsa o yemeği alıyorsa bizim de açık büfe derslerimizde öğrencinin senin hangi konuya hangi konuya ihtiyacı varsa, hangi dersten ihtiyacı varsa onu seçip girebildiği bir ders var. O son tekrar dersimiz oluyor üniversiteye hazırlık evet. sürecinde ve sonrasında seri denemelerle seneyi bitiriyoruz. Ama sene içerisinde dikkat edilmesi gereken dönemler oluyor. Bu dönemlerden biri Kasım-Aralık dönemidir. Özellikle neye denk geliyor? 12. sınıfların 1. yazılılarının ertesine denk geliyor. Çünkü o hala 11 yıldır devam ettirdiği yazılı öğrenciliği var ya, o yazılıları bitirdim, rahatladım gözüyle bakıyor. Halbuki devam eden bir üniversiteye hazırlık tabii. süreci var. Dolayısıyla Kasım-Aralık döneminde 12. sınıflar kopar. Benzer şekilde mezunlar da onlardan biraz etkilenir. Artı Eylül'den itibaren yoğun bir şekilde çalışmış olmanın Kasım'a kadar 2 ay sonrasında bir yorgunluğu olur. Kasım-Aralık döneminde öğrencilerde, üniversiteye hazırlık öğrencilerde bir kopma ayı vardır. Evet. Biz o dönemde rehberlikçilerle bunun üstesinden gelecek şekilde çalışmalar yaparız. İkinci kopma dönemi Şubat'tır. Ocak-Şubat ayları. Sömestr tatilinin arkasından tekrar çalışmaya dönmek biraz zor olur. Üçüncüsü ve en can alıcısı Mart-Nisan aylarıdır. Buradan uyaralım. Mart-Nisan aylarında havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte biliyorsunuz erime noktası düşer. İnsanlar cıvıtır. Ben bunu böyle tabir ediyorum. Cemreler düştü. Evet. Bu havaların ısınmasıyla beraber gerçekten ders çalışmaya odaklanmak çok kolay olmaz. O yüzden de biz bu aylarda da buna özgü çalışmalar yaparız. Ama şunu uyaralım. Mart-Nisan'dan sonra üniversiteye hazırlık sürecini sağlıklı bir şekilde yürüten, kopmayan, disiplinini koruyan hatta arttıran, gaz veren öğrenciler üniversiteyi kazanır. O döneme kadar sağlıklı getirmiş olsa bile o dönemi kaybeden öğrenciler sınavı çok hassas ya, kaybeder. Alsıdır. Aynen öyle. Hocam can alıcı sorumu yalnız kısa cevap istiyorum. Evet. Çünkü sorularım var evet. değerli izleyenlerimizin. Önemli bizim için onları biliyorsunuz. Bir öğrenci
üniversiteye hazırlanacak, yani hazırlanmakta olan bir öğrenci eğitim kurumuna kaçıncı sınıfta itibaren gelmeli? Şimdi şöyle bir şey var. Önemli bir soru diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız eğitim kademelerinin hiçbiri başa döndü yani hiçbiri göz ardı edilemeyecek önemli. Ama şöyle bir şey var. Biz derecelerimizin iyi sonuç çıkarttıklarımızın çoğunu 11'den aldık. 10. sınıftan aldığımız daha güzel sonuçlar çıkarttı. 9'dan itibaren istikrarlı bir şekilde yürüten öğrenci daha güzel sonuçlar çıkarttı. Teşekkür ederim. Demiş yani ki, ne kadar erken başlarsa tabii, o kadar sağlıklı olacaktır. Evet. Hocam bayağı bir sorum var. Biraz kısa kısa cevaplar rica edeceğim. Alper hocam, benim oğlum 10. sınıfta demiş. Anadolu Lisesi'nde ancak pandemi döneminde 9. sınıfı kaçırdık. Şimdi telafi edemiyoruz. Sezai Şef'in sorusu. Aynen öyle. Özellikle sayısal derslerde ciddi problemleri var. 9. sınıf kategorisine mi göndermeliyim? Sizin böyle bir uygulamanız var mı? Şöyle söyleyeyim. Güzel bir soru ama. Çok güzel bir soru. Şimdi 10. sınıfta 11'e geçecek. Bizim evet, 11. sınıf öğrencilerine, 11'e geçecek olan öğrencilere hazırladığımız bir yaz kursumuz var. Şöyle bir planlama yaptık. 10. sınıfın tekrarını yaptığımız bir kursumuz var, yaz kursu. Bir de 9. sınıfın tekrarını yaptığımız bir yaz kursumuz olacak. 11'e geçenlerin, evet bu pandemi sadece sizin çocuğunuza özgü bir durum değil. Hemen hemen öğrencilerin hepsinde böyle bir problem var. Ve 11'e geçecek olan öğrencilerimizin büyük bir kısmı şunu yaptı. 10. sınıftayım zaten, ben buradaki eksiklerimi yine kapatırım. 9'un tekrarını istiyorum dediler. Mantıklı bence. En önemli sınıf bence 9. Çok büyük bir eksiği kapattığımızı düşünüyorum ben orada. Evet. Velimize selamlar olsun. Gelir görüşürsek 11. sınıfa geçen öğrencisi için 9. sınıfın tekrarını yaptığımız yaz kursuna kayıt olarak o eksiğini kapatabilir. Büyük ölçüde. Tamamını kapatma ihtimalimiz tabii ki yok. Ama büyük ölçüde kapatmış olacağız. Eyvallah. Hocalarımıza ve sizlere iyi haftalar diliyorum demiş. Benim sorum, LGS için 1. dönem kayıt yaptırmamış öğrenci sadece 2. döneme kayıt yaptırabilir mi? Yani şu anda bizim maalesef kontenjanlarımızda boşluk yok. Doldu mu hocam? Tabii. Yani 1. dönemde doluyor zaten. Yani bizde böyle bir yer, münasip yerimiz yok. Ama vardır illaki kurslarda. Ama şu çok önemli. Bakın, herhangi bir romanı açıp ortasından okumazsınız. Yani bir şeyi sene başından alıp götürmek her zaman için en sağlıklısı. Ha, zararın neresinden dönerse kar mıdır? Kardır. Hiç kitap okumayan adamsa otursun romanı şimdi, da yarısından okusun hocam, deriz bir ama. Bir öğrenci gelse yeriniz yok mu ya? 8'lerde maalesef yerimiz yok. Maalesef. Peki, teşekkür ederim. Ama şu, sene başından alarak gitmek mutlaka çok kıymetli. Hatta biz orada şu, bazı velilerimiz diyor ki ya biz tatildeyiz. Diyorum ki arkadaşım, yani senin çocuk sınava girecek, bir hafta tatilini de kısa kes. Kesinlikle. Yapacak bir şey yok, erken gel. Hayırlı programlar Milat Bey demiş, benim kızım LGS sınavına girecek. İlkokuldan başlayarak 8. sınıfa kadar takdir alan bir öğrenciydi. Ancak şu yeni nesil sorular başarısını yarı yarıya düşürdü. Zaman iyi kullanamıyor, bize nasıl yardımcı olabilirsiniz demiş. Valla eğitimle bu olabilecek bir şey. Tabii ki yeni nesil soruları ne kadar çok çözerse o kadar çok faydasını görecektir. Şimdi biz ne yapıyoruz mesela bunun için? Artı bir dersimiz sadece yeni nesil sorularla geçiyor. Evet. Bunun bir sözel mantık soruları var, bir sayısal mantık soruları var. Her ikisi için de artı birer dersi biz sırf sayısal mantık, sözel mantık dersleri için veriyoruz. Ve bunu da akıllı tahtayla yaptığımız için gerçekten çok verimli oluyor. Şimdi ben de bir tebrik isterim. Özde bir yayınları vardır, bilirsiniz. Evet. Türkiye geneli deneme sınavları meşhurdur. Birinci özde bir de Elazığ birincisi, ikinci özde bir de Elazığ birincisi ve son özde bir de üçüncü özde bir deneme sınavında tüm soruları doğru çözerek öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. Buradan da tebrik ediyoruz kendisini ve öğretmenlerimizi. Biz de teşekkür ederiz. Harika. Önümüzdeki tebrik hafta ederiz. İçinde eğer bir sıkıntı olmazsa 5, 6, 7, 8'in ayrı ayrı bugün nasıl ki lisenin sınıflarını tek tek değerlendirdiysek önümüzdeki haftaya da ortaokulu değerlendirmeyi düşünüyoruz. LGS'yi de. İnşallah. İnşallah. Bir aksilik olmaz. İyi programlar Milat Bey. Yemeğiniz güzel demiş. Elinize sağlık. Aklıma. Sezai Şef'in eline sağlık efendim.
Aklıma Antep sofrası geldi. Kim? Bir tahmin et. Kim burada överdi? Antep sofrasını mı? Yaşar Usta mıydı? Osman Akça. O da vardı. Evet. Alper hocama başarılar dilerim demiş. Üniversite hazırlıkta en iyi kurum onlarınki demiş. Elazığ'da demiş. Osman Akça bize ulaşmış. Çok teşekkür ederim. Hocam bak şimdi bana bir sözüm vardı, bana hatırlattırma. Yenge Elazığlı. Kendisi Antepli. Burada çatışırdık biraz da. Bizim kişisel gelişim uzmanımız çok değerli Alper hocası. Aynı zamanda Osman Bey tanırsınız belki bilmiyorum. Bize sözü vardı dedi. Hanımıyla beraber gelip burada bir Antep bir Elazığ yemeği yapacaklardı. Hatta dedi yok dedi bizim hanım dedi Antep yemeğini yapacak dedi. Buradan da selamlarımı gönderiyorum selamlar kendisine. Olsun. Efendim? Selamlar evet, olsun. Evet selamlar olsun. Bir başka mesajımız. Ekran küçülürken Alper Bey İmam Hatip olarak görülüyor demiş. Nasıl? Ekran küçülürken demiş Alper Bey İmam Hatip olarak görülüyor. Eski programdan kalma demiş galiba. Dikkat edelim lütfen. Ekranda herhalde. Bir şey var. Bir önceki konuğumuzun şeyi gelmiş herhalde ekran şey olurken. İsmi gelmiş. Onu düzeltelim, rejiden rica edelim. Bize teşekkür ederim uyardığınız için. Alper Bey'e bilgilendirmeler için teşekkür ediyorlar. Selamlarımı iletiyorum demiş. Aynı kişi. Ve Milat Bey size de yayın hayatınıza başarılar diliyorum. Elazığ'a yakışır güzel bir program yapıyorsunuz. Tebrikler. Eksik olmayın. Sağ olun efendim. Övgülerinize layık olmaya çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Bir başka mesajımız. Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi yayınlar. Feyyaz Can Polat. Benim imaj maker'ım. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. İyi çalışmalar. Hocalarımıza başarılar diliyorum. Hocam LGS'de zamanı iyi kullanmak ve başarılı olabilmek için sınavda hangi dersten başlamalılar ya da öyle bir kriter var mı? Böyle bir kriter yok. Her öğrenci için değişir. Ama ben şunu tavsiye ederim. Birkaç tane kaldı onu cevaplayacağız. Sınavlar genel olarak psikolojik ağırlığı yüksek olan sınavlardır. Yani dersin ağırlığından ziyade mesela üniversite sınavı genel olarak çok zor sorulardan oluşmaz. Ama psikolojik ağırlığı çok yüksektir. O yüzden iyi bir psikolojiyle başlamak için en iyi bildiği dersten başlamasını ben tavsiye ederim. İyi bildiği dersten başlarsa o moralle sınavın geri kalanını da daha iyi götürecektir. Ama bu bireysel bir farklılığa dayalıdır. Dolayısıyla öğrenci işte çok deneme yapmamızın, biz buna strateji geliştirme diyoruz. Çok deneme yapmamızın bir avantajı da budur. Öğrenci stratejisini geliştirebilir. Hocam şöyle bir tadına bak. Harika sana görünüyor. Devam edeceğiz tabii biz. Şöyle bir yorumlayalım. Sezai Şöy'e teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Şimdi saç tavada bir şüphemiz yok da bu kuskusun tadına bir bakın. Özellikle onu önemsedim. Dereotu almış. O kokuyu alıyor tamamen. Hocam az önce o ekran küçülterken demiş İmam Hatip Serkan Güç Bey hocamız. Serkan Bey'e teşekkür ederiz. Selam olsun. Nasıl oldu? Beğendin mi? Harika. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun hocam. Afiyet olsun. Hocam biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir konu işledik bugün. İnsanlar çoğu, özellikle veliler, öğrencilere bir şekilde sizlere anlatıyorsunuz. Evet. Ama veliler bazı konularda, benim gibi eskiye gidenler var, eski mantığa gidenler var. Bilgide elbette ki velilere de siz aydınlatma yapıyorsunuz. Önemli bir konuda rehber hocalarımız. Onlarla da ilgileniyor. Sadece 3 ayı dediler çünkü biliyorum. Ama önemli bir konuydu. Yeni üniversiteye göndereceği çocuk hazırlarken nasıl bir yol izlemeli diye düşünen velilere de buradan bir ışık oldu diye düşünüyorum. Hemen şunu söyleyeyim. Mesela bazı velilerimiz 9'da görüşmeye geliyorlar. Ben 9'u anlatıyorum arkasından şimdi sizde de burada da anlattığım gibi. 10'da şunu yapmamız lazım, 11'de şunu yapmamız lazım, 12'de böyle bir sene geçirmemiz lazım diye anlatıyoruz. Bazı velilerimiz diyor ki hele 12 gelsin göndeririz. Vallahi elimizde sihirli değnek yok. Yani bir senede öğretiyoruz ama nete dönüşmüyor sınavda. Çünkü dedim ya işin psikolojik ağırlığı çok yüksek. Evet. Öğrenci kendine o özgüveni kazanamıyor. Hocam teşekkür ederiz. Bana böyle yapıp duruyorlar abine. Tamam. Kusuruma bakma. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Harika bir konuydu. Efendim, Altı Sigma Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda geometri hocası. Alper Güllü hocamla beraberdik. Önemli bir konuyu ele aldık dediğim gibi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hepinize de teşekkür ederim bizi seçtiğiniz için, seyrettiğiniz için. Yarın aynı saatte yine biz burada olacağız. Sizler de bekliyoruz.
Yarın aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sezai artık elin tutulmaz, bilmem ne yaparsın. İki tane bayan konuğumuz var yani. Değil mi? Evet. Evet. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Tüm emekçi kadınlarımızın günü kutlu olsun. Aa, evet. Elleri sağlık. Bana kızıyorlar. Ve kızan da bir kadın. Çok enteresan. Evet. Efendim. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Ama her şeyin başı sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.